rahatlı konuşalım. Bu ne ya? Beni takip edebilin ikinci günündeyiz ve ilk kapışma başlıyor arkadaşlar. Dün biliyorsunuz oyunlar oynadık. Yalnız benim dün şey nasıldı? Biber. Harbiden sen iyi misin? İyi misin? Dün çok kötüydün. Ben bak. Trolü çok seviyorum biliyorsunuz. Yemin ediyorum ölüyordum. Korkutuyorsun beni şu an. Sonuçta diğer yarısı sende. Vallahi mi? Dedim ben ki karşılamıyorum değil mi? Ama fenalaştığın anda zaten. Bak çenem uyuştu resmen. Hayır. Kim dedi? Ha sen dedin değil mi? Şey acı dil falan. Ama acı değildi. Ben o kadar acı değildi ya. İrem sen de o kadar ya. Ben burada kırmızı oldu yüzünüz. Burada kadar kan sıçradı. Ben burada ayakta oturuyordum. Acı değil ya. Ne acısı saçma, hiç acı değildi. Ama ben gece var ya, harbiden böyle bir şey yok. Abi saçma bak, o buraya kadar yakıyor, 20 dakika beni de yaktı ama geçti. Acısı bir domates olayı oldu, domates geçirin falan. Hani domatesi yedim, biraz kendine geldi ama hani abartısız söylüyorum yani bir 15 dakika yandım yani. Evet, ne yaparız? Ben sizin günah yüzünüzü... Ben de merak ediyorum. Hayır, ben bugün nasıl oyunlar gelir acaba? Ben... O basket olayında mesela kesinlikle hani İrem'in oynaması isterdim. Ne? Kazanmak kaybetmek için. En azından başlangıç olarak. Ben de isterdim. Hani şeyden mi? Bir set. Emre. Bir set kazansalardı ben. Uzun boyundan dolayı mı? Yok uzun boyundan dolayı değil. Hani boyuna bak. Oğlum boyla alakası olsa biz yenmiştik. Ayşe'leri bugün bakıyorum. Bana yapıştırma yok. Bugün çok iyiyiz. Göreceğiz yarışmalardan sonra. Bir kalp göndereyim mi sana? Ne yapmayı düşünüyorsunuz? Öyle. YouTube'da güveniyor musunuz kendinize? Ulaş yakala kardeşim. Biz bunda iddialıyız mesela. YouTube'da mı? Tamam. Genel olarak bir şey söyleyeyim. Dün hani konuştuğumuz şeyler yaptık. YouTube'la alakalı. Ben bilmiyorum. Hayır. Yarışmayı diyorsun. YouTube'dan bahsediyorsun. YouTube videosu. Diğer normal yarışmalarda pek iddialı değilsiniz. Evet. Ben de aynen öyle. Bir ona güveniyorum. Ama da ondan güveniyorum. Hayır, ben YouTube bile izlemiyorum. Şey yok. Biz bugün kendimize güveniyoruz. Şartlar eşit abi olsun. Ben şartlar eşit olsun diye kızlara da sakal büyük yapsalar. Şartlar eşit olsun böyle kazanacağımızı düşünüyoruz gençler. Ne? Böyle kazanacağımızı düşünüyoruz. YouTube'daki iddianız için. Hangisini YouTube'da yoksa yarışmada? Yarımızdan bir kişiyi göndereceğiz. Hanginize daha çok kıl oldunuz? Ben sana çok kıl oldum. Sen de daha fazla kıl olduğu için. Ya. Mesela başka ben söylemeyeceğim. Bana kıl olan var mı? Ya seni çok seviyoruz bu oğlum. Sen çok sakin. Bir de bana mı? Ne oluyor oğlum? Birbirinizi düşürmeye çalışıyorlar yaptığında. Gelmeyin böyle. Kıl olan var mı? Sen böyle gelsin. Abi sana ben şu an kıl oldum sana. Serhat gelsin. Sana etkisizlik soru var mı? Serhat onların etkisi altından çık artık ya. Onlar neden sana yapıyorsun? Sen YouTube'la ilgili ne düşünüyorsun? Yapacağımız çılgınlıkları sizin yapamayacağınızı düşünüyorum. Buradan bir kere geridesiniz bence. Çılgınlık yapmayacağız. Bir şey söyleyeyim bence kesinlikle çılgınlık. Konu değil, çılgınlık konu değil. Mesela bir şey soracağım. YouTube'da çektiğim mesela videoları kişilerin yaptığı videolara kıyasla mı yapıyorsun yoksa kendi fikrim mi? Bir daha anlamadım. Söyle hadi söyle. Bence YouTube'da çektiğin videoları evet. Milleti izleyerek mi baz alıyorsun yoksa kendi fikrini mi tamam? Özgün mü diyor hem yani? Hem kendi fikrim hem de tabii ki birilerine örnek alarak ben YouTube'a başladım. Ne manada? Nasıl yani? Hayır, şu an en azından öyle mi devam ediyorsun? Başlangıç öyle olabilir ama... Hayır, şu an öyle değil. Ya şimdi şöyle bir şey var. Ben yeni video attığım zaman tabii ki de herkesten fikir sahibi olurum ve en çok hangi video izleniyorsa o videoyu çekiyorum ben de. Ya tabii ki de. Ondan yana bir kas şeyim yok. Ama bunu sürekli mi yapıyorsun? Mesela bazıları vardır. Bak, bunu bazıları vardır. Mesela şöyle yapar. Ya özentiliğe kaçmadığı sürece, özgün olduğun sürece... Evet, özgünlük mesela çok önemli. Ben şahsım adına konuşayım. Ben çektiğim videoları, yaptığım şeyleri kişileri baz alarak yapmam.
kesinlikle kendinden bir şey katarım. Hayır, yani kendimden tabii ki de bir şey katıyorum. Ama kendinden bir şey kattığımın oranı en azından %80'dir. Bu anlaşılmaz bile mesela. Yok, kendisi oynuyor. Kendisinden bir şey katmamak ne demek? Yani kendi oyunları özgür. Uyarlamak. Ha, aynısı. Anladım. Tamam da bir şey söyleyeceğim. Şu an YouTube zaten tamamen bunu çekiyor. Yani herkes bunu çekiyor. En çok merhaba izlenen arkadaşlar şeyleri çekiyor. Şimdi şöyle bir şey var. Sen gerçekten tamam, YouTube'u çok yanlış anlamışsın. Bana kanalını söylesene. Yok, benim kanalım yok. Ha, tamam. kanal var mı? Kanalım yok. Sen herkes gibi. Hepinize bir merhaba şey arkadaşlar. Bir şey söyleyeceğim. Sen de hepinize merhaba arkadaşlar. Emre'nin hepinize kanalı merhaba arkadaşlar. Evet, peki mesela, beni neden ben izliyorlar? Bak şöyle bir örnek vereceğim. Şöyle bir örnek vereceğim. Mesela ben şöyle. Selamlar! Falan. Ne kadar farklı bak. Bir şey söyleyeyim. Sen var ya sen hepten elendin. Vallahi bak. Emre'den ben söyleyeyim sana. Çok farklıymış gerçekten. Kesinlikle farklı. Şu iki tarafı farklı değil. Anlamıyorsan. Farklı değil. Bak bir şey söyleyeyim mi? Bu çocuk böyle kanal açsın, ben buna abone olurdum. Bir daha yapsana. Sen olurdun. Sen olurdun. Sen olurdun. Siz zaten olun. Siz ikiniz de olurdunuz zaten. Hep YouTube'daki bütün olaylar standart. Hepinize merhaba. Hepinize merhaba. Bir şey söyleyeyim mi? Bu söyle, bak bu dediğin şeylerle çok fazla tepki çekeceksin. Benim yönettiğim kaç tane kanal var biliyor musun YouTube'da? Ben onlarla ilgilenmiyorum şu an. Tamamen siz benim için önemlisiniz. Sen YouTube'da yenisin işte. Ben mi YouTube'da yeniyim? Ya bir şey söyleyeyim. O zaman niye onun YouTube'u konuşuluyor şu an, seninki konuşulmuyor? Evet, sen anlat biraz. Alperen anlat. Sen neler yapıyorsun YouTube'da? Konuşalım. Sen neler yapıyorsun YouTube'da? Kamera şakaları çekiyorum. Boş işler. Röportajlar çekiyorum. Kendim. Mesela şans. Mesela kendi mi üretiyorsun şakaları? Ya da evet, böyle yapılmış olanları mı yapıyorsun? Evet. Bir orijinal bir tanesini söyler misin? Yani mesela ne üretiyorsun? Hayır. O dediğimde. İnsanlar neye gülüyor yani, ne yaptın mesela? Bir tane en orijinal, kendi üretmiş olduğun bir şakayı bana söyler misin? Tamam, ben sana yaptığım ya, röportajlardan birini sorun, bir soruyu sorayım. Sen de ona cevap ver, tamam mı? Hayır, ben sana şu an ben sana sorayım. Sen soruya tamam cevap verme bana. Bak ben sana şöyle söyleyeyim. Şey, benim abone sayım 38 bine yaklaşmış bir durumda ama beni çok fazla dışarıdan izleyen kitle var. 3 videoda nasıl geliyor 38 bin kişi? Gerçekten merakına soruyorum, asla taşlamak değil ama. Sizi hiç İlk bilmeyen birisi. İlk iki videom çok iyi olursa bir tut ne yani? YouTube seni öneriyor. Vlogla. YouTube seni öneriyor. Kime öneriyor? Trendlere çıkmak çok zor. Ben ikinci videomda trendlere çıktım. Benim gizlenmiş 300 tane videom var, ben hiç giremedim trendlere. Acaba neden? Peki yapmış olduğun videodaki izlenmen genel olarak kaç? Genel olarak. 3 videonun ortalama olarak. Ben ne kadar izlenmişim biliyor musun bu ay? 838 bin izlenmiş. Genel toplamda kaç? Genel toplamda kaç? YouTube'da olan Benim şu an hedefim ayda 1 milyon izlenmiş. Yok, genel toplamda izlenmen kaç ömür boyu? Onu anlayamazsın. Yok, tamam. İstatistiklerde gözüküyor, aklımda kısmında da gözüküyor. Hayır, her ay değişen bir şey. Bir şey soracağım. Her ay değişen bir şey, iyi misin sen? Sen gerçekten YouTube'u çok yanlış anlıyorsun. Ben sana öğreteceğim bunu ama. Hiç sıkıntı yok. Aa. Tamam. Bakalım kimse bir şey. Tatlıyım, tatlı konuşalım. Bu ne ya? Şöyle bir şey de yapabiliriz. Senin analizlerine bakarız. Bu ayki tamam, son 28 tamam gün izlenmene. Tamam. Atıyorum 20 bin. Tamam. Sonra bir de o gösterdiğim YouTube'un hakkında tamam kısmına gireriz. Bakarız tamam bu ayki 20 bin mi? Var tamam mısın? Bakarız, yoksa bakarız genel toplamını hani gösteriyor. Hadi iddiaya girsinler. Lütfen iddiaya girin. Hadi iddiaya girin. İddiaya girin. Hadi iddiaya girsinler. Hadi iddiaya girsinler. Tamam, bir dakika, bir dakika. Bir dakika, biz bir iddiasına gireceğiz. Sen bir iddiaya girin. Verildi zaten challenge bunun üstüne. Yoruluyorsunuz şu an. Hayır, ne oldu? Bir dakika, bir saniye. Ne mevzuyuz ne? Çok komik. Yani senin çektiğin videolardaki başı... Kaybeden nasıl böyle bir yere geldi? Bir şey söyleyeceğim, bir dakika. Kaybeden bu başlıkları yıkar. Sen yorum yapamazsın. Tamam, tamam, bir saniye. Sadece izle. Yorumu kapatıyorsun o zaman. İzle canım. Yorumu kapatıyorsun. Bir dakika, izle. Ben anlamadım ki soruyu. Sana o zaman spama geçer. Peki, ya burada nasıl bir tezat var? Bir dakika, bir şey sorabilir miyim? Bir otur bakın. Kaybeden bulaşıkları yıkar, kabul mü? Bir şey söyleyebilir miyim? Burada sen halka bir şey söylemiş oluyorsun bir kere. Evet, sen diyorsun ki nasıl öyle bir şey söylemiyor. Valla bak, benim YouTube'um sizin ikinize çok fena dert olmuş. Bu kız izlenmiş, izlenmiş. YouTuber falan olmaz yani. Şahsi biber var, yemin ediyorum biber var. Biber var. Biber var. Emre, bu kadar kıskanma bak, kıskanma. Kıskanma, kıskanma diyor ya. Ya bir şey söyleyeceğim, çocuk kitle... Hani az önce anlattım yani. Sen kendi ağzınla da söyledin, ben söylemedim ki. Hadi gerek yok yani. Tamam, bir sen anlatsın işte. Kendini anlatsın. Kendini anlatsın. Onu ayrı koy. Ayrı koy. Ya da elinde tutabilirsin. Hepsi isim bizi yemeyelim. Bir tane göreyim diyorsan.
Bir tane daha sokayım mı? Birine daha sok. Bizim tabağımız ayrı, onların tabağı ayrı olsun. Tatlıyım, tatlı konuşalım. O kadar üstü, o kadar üstü YouTuber'lar tanımıyorum. Onları erkeklere ver, ben bize yapıyorum. Canım, yiyebiliyor muyuz? Hayır ya, düşünmüyorlar tam tersine. Aslında bizim ne kadar iyi olduğumuzu bildikleri için şu an böyle yapıyorlar. İnanılmaz iyisiniz. Ben, ben var ya bak ben adım gibi biliyorum. Bak bak bibere bak. Abi biber ne var? Saçmalama. Vallahi billahi adım gibi biliyorum ben. Ama yapılmaz ki vallahi. Ama buradan anladınız değil mi kadınları ne kadar iyi çözdüğümü? Evet, çok belli ettiniz ama ya. Madem getirmişsiniz ikramınızı geri çevirmeyeceğim. Aman ama. Ooo yiyor bir dakika. Ay çok güzel. Kardeşim adamsın. Bu da bazıları. Ben yeme. İzlenme olsun. Yemedin değil mi? Yok bak sen gelince konuşamıyorsun. Yemedim ya. Ya ciddi diyorum bak. Bardan yeme. Hani laf çakıyorum diye şey yapmayın. Ciddi diyorum çok kötü yapıyor beni yani. Yok yemeyemem. Yemeyeme deyip gizlice çocuğa biber verdim. Ayıp ya. Bu ne ya? Bak yine kendini yerlere attı. Yine kendini yerlere attı. Bravo. Oynuyorsun işte, oynuyorsun. Sürekli gülüyor. Kendini yerlere atıyor. Arkaya falan düşüyor. Yani bunlar bana çok saçma geliyor. Niye karışıyorsun? Düzgün konuş. Sen benimle düzgün. Sen benimle düzgün konuş. Sen ağzına düzgün şekilden şekle sokma kendini. Sen kimsin ya? Sürekli bana kes gülüyorsun sesini, böyle kes sürekli. Kes sesini. Sen kes sesini ya. Kes. Size bir şey soracağım. Mesela YouTube'da bir açılış yapmak isteseniz, sizin tarzınız, kişiliğinizi anlatmak amaçlı nasıl bir giriş yapabilirsiniz? Örnek vereyim, mesela hani şey yapıyorlar ya böyle, merhaba arkadaşlar falan bak, ben şöyle yaparım, çok hoşuma gittiği bir şey mesela, böyle yapıyorum. Selamlar falan. Hani nasıl bir şey yapabilirsiniz? Aklınızda var mı? Duvardan çıkarım. Bilmiyorum, hoşuma gidiyor mesela. Bence, bence her giriş farklı olmalı ya. Hani tabii ki de, yani herkesin her, tarzı olmalı. Her videoya kalıplaşmış bir şekilde girmektense, her videonun içeriğine ve o anki ruh haline göre ayrı bir giriş yapılması. İçeriye bağlıysa seninkinin içeriğin çok ne bileyim mesela. Ben normalde açılış çok yapmıyordum. Pek sevmiyordum böyle. Klasik yapıyordum da. Şimdi yarışma bittikten sonra güzel bir sen açılış planım var. Sen nasıl yaparsın Alperen? Şöyle. Herkes selamlar arkadaşlar. Yine saçma sapan bir içerikle karşınızdayım falan. Yüzünüzden döveceğim falan mı? Dövüyor gibi. En azından kendini olabilir mi? Abone olur muydun? Kendini bilen bir giriş oldu. Ya ben zaten normalde evet yaptım. Sen nasıl ben biliyorsun yapabilirim. Kendini bilen bir giriş oldu. Selam arkadaşlar. Bacağımı yıkarım. Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz diyorum. Ve zaten son videomu çekiyorum. Tamam. Ya ben bilmiyorum ya. Ben de bilmiyorum. Ben açmam ya bu kanalı. İrem sen ne yapardın? Ben ne yapardım? Selam arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Evet bugün size diye bir enerji. Ben sanırım bir şey gibi. Ne bir şey gibi. Çok enerji bence. Bu dublaj yapanlar var ya. Şive kullanırdı mesela. Ne yaptınız lan diye mesela. Ne bileyim ya da. Mehmet senin amacın ne kanka? Bunu öğrenmek istiyorum. Gerçekten objektif olmak istiyorum. Amacın ne? Onu öğrenmek istiyorum. Oraya bakarak buraya sormak çok çok. Konuşuyorlar saygısızlar arası. Hedefim burası. Çok net troll bir yapım var. Hareketli yok bir durum sergiliyorum sürekli. Biz ki böyle bunun seviyoruz. Siz de farkındasınız. Öyle öyle doğru canım. Bak öyle bir daha tekrarlar mısın? Biz seni böyle seviyoruz. Evet, beni izleyenler de beni bu şekilde seviyor. Evet. Benim evet meramım ortada. Her şeyim ortada. Bir amacım var. Beni her kitleden kişi izleyecektir ki kesinlikle de eminim izliyorlar. Nefret eden de olacak. O zaman öğretici olacak kısmı nerede? Selen de öğretici olacak kısmı nerede? Mesela kendini yerden öğretici olmak zorunda değil de belli bir seviyede komik olmak zorunda. Hayır hayır. Bir katmak yok. Diyor ne katıyor? Hayır neyin izleyeceğim? Bence öğretici olmak zorunda. Bir şey söyleyeceğim ya. Bir dakika senin neyini izleyecekler şu an? Bana onu söyle. Ne yapıyorsun ki sen? Bak yine kendini yerlere attın. Yine kendini yerlere attın. Arkadaşlar bir şey öğrendiniz mi acaba? Ben size artık mantıklı olmayacağım. Bak ben sana artık mantıklı olmayacağım. O kadar saçmalıyorsun. Ben sana ya 2 dakika. Senin yaptığın hiçbir şey yok. Düş yere, düş yere. Yere düş, yere düş. Bak 2 dakika. Ya konuş. Ya konuş. Arkadaş aşağıda kal. Yere düş. Yere düşer misin? Yere düş, yere düş. Bundan sonra hep troll, hep şaka. Evet. Hep ya ne olur evet. Ama sen beni daha çok anlamanız amaçlı size öyle davranmamız. Adam sana çok mantıklı bir şey söylüyor evet ama dinlemiyorsun hala gülüyorsun. Adamın söylediği şeye mantıklı bir şey söyleyeceğim ama oradan atlıyor, bu buradan atlıyor. O, o doğru. Adam konuşmaya başladı. Yani biraz o kadar. Oğuzhan'ın bir çok hareketi var. Tamam, Emrecan susun. Çok teşekkür ederim ben. Sana evet bir şey söyleyeyim mi? Seni göndereceğim. Ben Emrecan'ı dinlemek istemiyorum abi. Gerçekten göndereceğim. Yemin ediyorum göndereceğim seni. Beni gönder. Çok erken gönderem de. Ama peşime sen de gel. Çünkü sen de buraya fazlasın. Yok.
Buraya fazlasın dedi. Sen de fazlasın. Güzel bir şey. Evet. Hadi takip edin. Yarışma çok iyi. Ben seni zirvede görüyorum yine. Allah Allah. Evet. Evet, zirvede olacağım, birinci olacağım. Alacağım yani ödülü. Şu an iyi strateji oldu. Şu an aynı ortamda olmazdık. O kadar eski bir kalite. Espri yapmadım ki. Çok enteresan ki. Yani bunu bile anlayamıyorsun. Bak sana destek veriyorum. Güzel bir şey söylüyorum. Evet, doğru. Acaba yere düşecek bakın. Haldesin yani. Dikkat haldesin. Adam iltifat etti sana be. Evet. Tamam, bir şey demedim ki. Aa! Vallahi çıldırtıyor bunlar beni ya. Niye bağırıyorlar bir şey söylerken, anlamadım ben ya. Tamam biz Emre'yle o zaman çıkalım, siz konuşun. Hayır, hayır. Ben geri geldiğinde herkes sustuğunda konuşuyorum. Ayşenur ama bizim hiç konuşmamızı istemiyor. Ayşenur gel. Bir şey söyleyeceğim. O konuşuyor, sen konuşuyorsun. Biz bunları hiç dinleyemiyoruz. Sen onun avukatı gibisin. Ben İrem'le konuşuyorum orada. Sen gene bana sustuyorsun. Sen de işin özü. Bize laf yetiştiremediğiniz için onların konuşmasını istiyorsunuz. Ama olsun, tamam. Ya söz anlamı yok. Gösteriyi yaptın zaten. Gerekli gösteriyi yaptın zaten. Ben tek başıma bir markayım zaten. Gösteri yapmama gerek yok. Niye buradasın abi o zaman? Ne işin var burada? Madem var burada. Ben tek başıma bir markayım zaten. Bakın şu an beni izleyerek konuşuyorsunuz. Bak. Oradan öyle, oradan öyle. Beni izleyerek. İstediğiniz kadar bana konuş, devam et. Hafta sonunda kimlerin daha fazla takipçi kazandığına bakarız. İnsanların kimi daha çok sevdiğini. Bunu kazanarak bizim özümüz sözümüz bir. Evet, bir katakulli yapmazsan evet. Tam var ya, göbek damcılar gibisin ya. Ne var, döküyor. Alperen, sen beyefendisin, bizi ikramda bulunmayacak mısın? Tabii. Şimdi işin içine beyefendilik girince benden... Hepsini sattı. Burada bırakıp gitsin onu, dışarı etmeye gerek yok. Alperen, genç kızların gelirken boş gelme. Kolonya nerede ya? Bardakları götür. Alperen, size maşallah orada. Afiyet olsun. Şu var mı ya? Memem. Bunu al, bu çok tatlı değil. Sana getirmemişim zaten falan dermiş. Bunu al, bunu al. Bu çok tatlı değil diyorum. Allah'ım sersin. Beni duymuyorsun ya. Abi bir kızların önüne bakın, bir bizim masamıza bakın ya. Oğlum sen de bari mandalya falan al gel lan oradan. Bir şey al gel. Şimdi o sizi susatır, su içecek misiniz? Sen hayırdır, ne oluyor ya? İçecek misiniz? Kalkın alın diyecektim yani. Kardeşim tebrik ederim. Acayip yav. Evet hakikaten ne? Burayı... Yavrusu. Alperen, Alperen bir daha gitsene oraya. Niye? Git. Neyse, gerek kalmadı. Merve. Merve Arkan'dan gelince korkuyorum sandalyemi falan çeker diye. Bunun sandalyesini çekti ya. Yemin ederim. Ama çüş. Orada kendim düşerim. Tam ucunda oturuyordu. Yani çok müsaitti. Direkt o çektim beni yani. Çekti. Mandalina yaptın ya, tutayım diye arkaya düştüm. Oradan. Evet, zaman daralıyor bakın. Evet. Oyuna son. Oyuna son 8 dakika falan. Kaç dakika acaba? Bak, süreli oyunlar olursa gerçekten çok bir stres yaratır yani. Ben hayatta zamanı karşılaşamam yani. Zamanı karşılaşamam. Biz evet sızık deniyoruz, sen karşılaşamam. Evet. Yarışamıyorum zamanı karşı. Stres oluyorum. Ekim miydi? Sizin Ekim konuşacağınız miydi? Konular yok mu? Sıkabiliyorum şişeleri böyle. Kızlar, sizin başka işiniz yok mu yani, bizi bir dinliyorsunuz orada? Tamam, gelin o zaman, gel. Biz de o tarafa gidelim. Tamam, tartışalım gelin, mı? Gelin, ha, onu mu gel, 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 gel. Gel, gel, bayağı ayrı kaldık. Sen kime ne dedin falan. Gidiyorlar bunlar falan. Ne diyorsun lan? Beşi birden saldırıyor bana. Aa, siz yanlış oturdunuz. Yine hepsi haremlik selamını. Emre'nin senin şeyi ya. Aynen, o da şöyle karşılama görmek istiyorsunuz. Şeye muhalefet. Şükürme bizi. Beyler, şu dağınıklı bir yamaçta maske koşulur. Tamam. Ha biraz anneanne. Emre'ye siz toplayın da. Serhat Bey, nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim efendim. Kız isteme merasimine gelmiş gibi oldu biraz ama. Az ya. Ne yapayım ya? Bu çocuk da hep böyle teknik öşeler oldu. Bir oraya oturuyorum. En yaşlısı. Bizden sorumlu kişi. Kim o, sen mi? Yok be. Aa, niye beni yaşlı? Ben kendinden bahsediyorsun sandım. Kusura bakma. Ben işte yaşıma yakın olan arkadaşların yanında evet. Oturmayı tercih ediyorum. Dur lan. Gitti o böyle. Bu defa olmadı Alperen. Yapamadın. Ne o? Mandalinayı tersten atıyor. Bir kefe yeme, bir kefe verin. Kendine yapacağın konuşmayı yapıyorsun. Şu an düzgün konuş. Düzgün konuş. Niye karışıyorsun? Düzgün konuş. Sen benimle düzgün konuş. Sen benimle düzgün konuş. Sen benimle düzgün konuş. Şekilden şekle sokma kendine. Sen kimsin ya? Sürekli bana giriyorsun böyle sürekli. Kes sesini. Sen kes sesini ya. Kes. Benimle muhatap olma sen. Sürekli tam bir köşeden direktman böyle ses dalgalarını gönderiyor böyle bu tarafa bu tarafa. Sana ne, arkadaşım bana attı, uçarım. Kaleciyim ben belki. Uçmazsın sen, sürünürsün. Sana ne? Ya da yere atarsın kendini. Allah'ım, atarım. Oynamayı seviyorsun ya. Seviyorum. Belli. Siz birbirinizden mi hoşlanıyorsunuz ya? Sürekli... Hayır, hakikaten benden mi hoşlanıyorsun yani? O yüzden mi? Sen kendini ne zannediyorsun?
Sen kendini ne zannediyorsun? Ben kendimi bir şey zannetmiyorum ama... İlkokulda şey var, silgisini saklardı falan böyle. Altına aynı atardı ya. 2 saniye düşündü, ne zannedebilirim diye gerçekten. Dur ben bakayım. Dur bakayım. Abi çok yakışıklı çocuk yani. Sağ ol kardeşim. Emrecan'ı düşmeyen de ne bileyim gerçekten. Bak daha önceki dönemde mendil atıyorlardı. Sonra sinyal. Değil mi öyle? Serhat'cığım senin de konuşmaya 2-3 kelimen olsun. Efendim? Konuşmaya 2-3 kelimen olsun. Ya kavga mı edeyim senle? Allah aşkına. Hayır, bir yerlerden bir şey alma yani. O benimle konuşurken sen onu atlama. Ya var ya. Sen de şu an atlıyorsun. Yo ben gayet çok iyiyim. Gayet çok iyiyim. Serhat konuşuyor. İşte bu. Seni sevdim. Eyvallah abi. Bir tane oyun kazandırma niyetindeydik size. Neydi? Bir oyun kazandırırız, tamam. Ne? Hani bir tane oyun verecektik dedik, en azından bir tane. Ay şimdi kaybetme ihtimalinize karşı üstü çıkmaya çalışma. Kesinlikle yani, bitti evet, artık evet, bu. Evet, vermiyorum öyle. Ben vermiyorum. Gideceksin buradan, çok alışma. Gideceksin Emre. Yok şunların tiplere bak ya. Yuvarlanarak gidecek şu, Emre abi. Şu ne ya? Allah niçin bana bu şekilde bakıyorsunuz? Gerçekten yani sıkılıyorum artık. Kızların benden alıp veremedikleri olay tamamen başarı. Ben kesinlikle öyle görüyorum. Girdiğim oyunlardaki hani olduğu haliyle herkes de görüyor. Başarı tamamen onları böyle benim anlamımda böyle çekilemez bir hale getirdi. Arkadaşlar merhaba. Nasılsınız? Merhaba. Şu aranıza geleyim mi? Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasıl gidiyor? Gelmeseydiniz bana dalıyorlardı. Ramak kaldı. Hani ben... Hadi be gideyim abi o zaman ben. Yok yok şaka. Olur mu canım? İnandım yani. Yok. Trol. Trol mü bu? Bu trol oldu mu? Trol oldu. Oldu mu? Öğrenmiş miyim? Güzel. İyi tamam. Şöyle biraz sohbet edelim. Şimdi ikinci gündeyiz. Şöyle bir izlenimleri alalım. Ulaş senle başlayalım. İlk izlenimlerden yola çıkarak sana şunu sorayım. Kimi rakip olarak görüyorsun? Daha öyle bir şey belirleyemedim ya kendi kafamda. İlk kim gider desen mesela? Öyle bir hissiyatın var mı? Var da söylemeyeyim. Hı? Var var. Söyle. Söylemek istemiyorum. Söyle! O kendini biliyor. Bana bakıyorsun şu an. Büşra mı? Ben mi? Hayır canım, sana bakarak söylemiyorum. Peki hisseden var mı? Hangi soru? Önce izlenimlerine. İzlenimlerine. Nasıl geçiyor? Biz tabii dün kaybettik diye ben bayağı... Şu an bir de bir tartışma oldu falan filan, kaybedersek hiç üzüleceğim ama... Kritik falan yaptınız mı aranızda kızlar olarak? Yaptık. Anlatayım mı? Anlat tabii. Şey oldu biraz yani sonucu dünya. Anlat tabii şimdi zaten yok, izleyenler tabii. Duymuştu. Baskete girdik ya. Geldik oraya falan tek tek kaldık. Yok konsantre olamadık. Çok panik olduk. Bir de mesela şeye karar veremedik. İşte erkekler çok hoplaya zıplıyor o gibi. Biz bunu yapmadık. Çünkü bazı yapıldığında hoşuna giden kızlar var. Bana yapıldığında ben mesela hoşlanmam. Ya da benim dikkatimi dağıtır. Onu aramızda önceden konuşmadığımız için herkese uygun bir şey, bir... Ne bileyim, tepki veremedik. Tezahürattan bahsediyorum. Aynen. İrem sen de devam edelim. Ben devam edelim. Ben şu anda inceliyorum, çözümlemeye çalışıyorum açıkçası herkesi. Birazcık daha böyle kim, neden burada, yani gerçek yüzlerini görmeye çalışıyorum. Böyle biraz daha ortama adaptasyon oynuyor mu diyorsun? Olmaya çalışıyorum. Daha doğal değil mi onu insanlar? Onu çözmeye çalışıyorum, öyle söyleyeyim açıkçası yani. Tamam, peki. Ayşenur, kötü bakıyorsun hala karşı tarafa. Ya şöyle, biz şimdi ilk gün kazanamadık. Evet. Heyecanımıza veriyorum yine ben. Evet. Ama tamam. Bugün mesela bugünden sonra çok ciddi olmaya başlıyorum. Artık yarışmayı gerçekten ciddiye alıyorum bu saatten sonra. Artık benim karşı takım tamamen gerçekten rakibim. Emrecan özellikle ismini veriyorum artık. Onu buradan göndermeden gitmeyeceğim. Bunu da söylüyorum. Gel ben bir sana sarılayım. Vallahi sarıl. Onun burada ciddi olduğunu göstertireceğim yani kendisine. Çünkü hiçbir konuda ciddi olamıyor. İnsanlar sizce sadece sevdikleri insanları mı izleyip takip ederler? Hayır, tabii yoksa ki de merak hayır. Ettikleri... Merak ettikleri de. Yani bazen insanlarda bir ters tepki de olabiliyor. Sevmedikleri insanını da takip edebiliyorlar. Evet. Sadece eleştirmek genelde sevmediklerini takip ediyorlar zaten benim gördüğümce. Takip etmez, stalk yapar. Ama işte aynen Emre öyle. Bir süreden sonra sıkıyor yani. Çok sıkıyor. Yani bu seçim sizde olsa, siz kazansanız Emre Can'ı mı gönderirsiniz? Evet. Ben böyle bir şey anlıyorum çünkü. Evet, Emre Can diyorum ben. Katılıyor musun? Kesinlikle katılıyorum. Bugün zaten ben söyledim onu. Yani ben dedim seni bu evden göndereceğim. İşte eleneceğine bile gülmesi çok ayrı bir enteresan. Elenmem önemli değil canım arkadaşlarım. Bunun... Sen 24 saatte ne yaptın burada ya? Bilmiyorum ki valla. Bir de 23'ü beraberdik. Ne oldu ya kızlar kadar, sana karşı? O kadar enteresan bir durum ki. Hani ben şu an şaşırdım resmen. Bu tamamen... Sen şaşırdın mı gerçekten? Ne şaşırdın mıydın? Hep böyleydi. Neden şimdi patladı? Devam edeceğiz ama Büşra da devam etsin konuşmasına. İzlenimlerini alalım senin de. Vallahi izlenimlerim şöyle. Ben diğer arkadaşlarım gibi olaylara stratejik yaklaşmıyorum.
ilk etapta. Yani direkt olduğum gibi bodoslama kendi karakterimle asla oynamadan girdim evin içine. Bakıyorum, konuşuyorum, herkese sohbet ediyorum ayrı ayrı. Emrecan'dan gerçekten nefret etmeye başladım. Gerçekten ciddi derecede. Emrecan'ın böyle davranmasının sebebi tabii ki yapmak istediği işle alakalı. Aynı zamanda Alperen. İkisi de aynı kulvardan yürümeye çalışıyor bence. Yani YouTube platformunda hani troll adı altında bir şeyler yapmaya çalışıyorlar ama çok fazla aşırıya kaçtıklarını düşünüyorum. Emrecan için konuşuyorum. Çünkü kameraların önünde çok farklı. Kameralar kapandıktan sonra dışarıda çok farklı bir çocuk. Özün de bence iyi. Tanıdığım, gözlemlediğim kadarıyla. Bir şey söyleyebilir miyim? Tabii. Ulaş. Yani burada herkes düşüncelerini belirtirken bile en çok... yine konuşan, evet bak çok, mesela Emrecan değil mi? Evet, en çok Emrecan konuşuyor. Bu senin rahatsız mı ediyor? İrite ediyor bence, yani, irite ediyor bunu ya. Beni de biraz rahatsız etti. Arkadaşları zaten iyice şişiriyor. Kızların Emrecan konusundaki ortak fikrini destekliyorsun benim anladığım kadarıyla. Hayır hayır, desteklemiyorum. Yani ben takımım eksilsin istemiyorum ama... Ama? Böyle bir hava sezdiğim için bir araya girmek istedim. Ben artık sadece destekliyorum. Her espriye katılmak zorunda değilim veya her konuşulan konuya, her ortak fikre katılmak zorunda değilim. Katılmadığımda bir yorum yapıyorum. Bu kızlardan yana da olabilir. Onlardan yana da olabilir ki öyle yorumlar da yaptım. Ne zaman kızlardan yana bir yorum yaptığımda işte kızlar 6 kişi oldu, biz 4 kaldık. Mehmet bizden değil. İşte kenara geçiliyor, sen niye böyle dedin? Yani ben onu düşünmek zorunda değilim. Kendi fikirlerim, kendi düşüncelerim var. Biz bunları bilmiyorduk. Erkekler sana karşı bir tavır mı sergiliyorlar? Kızlar 6 kişi oldu derken. Ha, Emrecan ve evet. Alperen seni diğer takımdan görmeye başladılar. Evet. Eleştiri kaldırabildiğini söylüyor. Biri bir şey diyor, direkt oradan saldırmaya başlıyor. Hani okey, ciddi almıyorsan susabilirsin. Herkes de birer birer bir şey söyledin. Neden söylüyorsun? yani söyleyecek o kadar çok şeyim var ki, yani şu iki günde gerçekten ne yaşanabilir diyorsunuz. Yani o kadar çok şey yaşadım ki doldum artık. Bir takımız, takım olmaya çalışıyorum. İlk gün zaten bu yüzden çok fazla sustum. Hani kalp kırılmasın, bir şeyler olmasın, birlikte bir şeyler yapalım. Yani olmuyor bir şekilde, yürümüyor yani. Peki Alperen, seni es geçtik ama hani takımda ufak ufak böyle kırılmalar mı başladı, ne oldu? Ya biz yemek yerken hatırlıyor musun Mehmet, sen dedin ya ben insanları galiba çok fazla eleştiriyorum, vücut dili, beden dili çok fazla araştırdım. Acaba onunla bir bağlantısı var mı senin bize irite olmanın falan? Hiç sanmıyorum. O zaman şaka kaldıramıyorsun. Bana bir şaka gelmedi. Yapılan şakalar genelde ortaya. Mesela dün dendi ki ben saçmalama dedim. Kalktın orada dedin ki saçmalanmaz taranı. Hani üçüncü sınıfta veya ikinci sınıfta söylemişizdir veya söylememişizdir. Saçmalanmaz taranı. Saçmalanmaz taranı. Mesela. Ya çok iyiymiş derken. Cesbe lütfen. Hayır yani çok iyiymiş derken. Eyvallah. Bunu nasıl başardılar bilmiyorum. Kendi takım arkadaşlarım bana bir anda düşman yaptılar. Ben bunun da bir oyun olduğunu düşünüyorum, ayrı bir konu da. Sorun yok yani, yine bu şekilde devam edeceğiz. Arkadaşlar tamam, güzeldi bence. Hani bir içimizi de döktük, iyi de sohbet ettik. Hani ilk günün izlenimleri bu oldu. İzleyenler de zaten olaya vakıflar. Oyun oynayalım mı ya? Evet. Oyun oynayalım. Biraz kafaları dağıtalım, eğlenelim. Hadi bakalım, birazdan görüşürüz. Beni takip edebilin ikinci günündeyiz ve ilk kapışma başlıyor arkadaşlar. Evet, beni takip edebilin ikinci günündeyiz ve ilk kapışma başlıyor arkadaşlar. Evet, kızlar erkeklere karşı ama bireysel bir oyun. Önce hem izleyenlere hem de sizlere oyunu anlatıyorum, kuralları anlatıyorum arkadaşlar. Lütfen iyi dinleyiniz. Oyunumuzun ismi Pimpon Dart. Pimpon Dart. Bakın, şimdi zaten yukarıdan görecektir izleyenler. Ortada, tam merkezde kırmızı bir bardak var. En yüksek puan bu. Öyle başlayalım. 3 puanlık bir bardak. Hemen çevresinde mavi olanlar 2 puan ve dıştaki çember kırmızılardan oluşan 1 puan. Tamam mı? Her yarışmacının 10 atış hakkı var. Pimpon topu kullanacaksınız. Tamam. Yerleriniz burada. Kırmızı, mavi. Mavi erkekler. Kırmızı da
kızları temsil ediyor. Anlaşılmayan bir şey var mı? Çok basit bence kurallar. Evet. Tamam. Peki. Ben en son size zaten puan durumunu söyleyeceğim. Kim kazanıyorsa takımına bir puan kazandırıyor. Bu. Sorusu olan? Yok. Tamam. O zaman başlıyoruz. Hadi başlayalım. Pimpon Dart'ın ilk karşılaşması. Ayşenur, Emrecan'a karşı. Buyurunuz. Başım var Emrecan. Hadi Ayşenur göster. Arkadaşlar ona basmıyoruz, evet, tamam mı? O bizim, evet, çizgimiz diye kabul ediyoruz. Sırayla atacaksınız. Sırayla atacaksınız. Hiç fark etmez. Hepinizin de zaten 10 hakkı var. Ayşenur başlayabilirsin. Maalesef. Emrecan. 5 puanlık bir atış. Pardon, 3 puanlık bir atış yaptı. Maalesef Ayşenur. Maalesef. Aşkım dikkatli ol. Olsun Ayşenur. Konsantrasyon. Yine evet, 2 puanlık bir atış. Ben alkışlarım kendimi. Sıra Ayşenur'da. Olmadı Ayşenur. Henüz puan yok. Henüz puan yok. Emrecan. Olmadı. Hareketler, hareketler. Üçüncü atışlar bitti. Dördüncü atışlar başlıyor. Ayşenur. Nasıl? Benim hafifçe ne? Bardağın içine geçiyor. Tiyosunu aldı ama yine olmadı. Sekti. Sıra Emrecan'da. Şu anda 5-0 giriyor bu mücadele. İkilikti değil mi? Tabii. Yanlış görmedim. Hayır, hayır. Evet, ikilik. Oldu 7. Olsun olsun, Şıradalı ya. Ayşenur, çözemedin. Çözemedin durumu. Sen. Devam. Olmadı bu sefer. Hala Emrecan önde. Evet, Ayşenur'dan puan geldi. 2 puanlık bir atış geldi. Emrecan sekti, elini olmadı. Elini o kadar uzatma. Bence. Olmadı. Sıra Ayşenur'da. Oldu bu sefer. 1 puanlık. Evet, biraz daha evet, yavaş yavaş gidelim arkadaşlar ki izleyenler de seçsin. Attın. Attım. Ve 1 puanlık, evet, attın. Dış çemberdeydi. Sıra Ayşenur'da. Sıra Ayşenur'da. Evet. Bravo. Oo, güzel. 3 puanlık. Bakalım yetişebilecek mi? Kaçıncı atışlara geldik? Son 3 atışınız arkadaşlar. Ayşenur, iyi düşünmen lazım. Evet, bu bir avantaj olabilir. Bu bir avantaj olabilir. Ayşenur attı. Ve yine 1 puan. Ortaya bir daha atabilirsin de zaten. Emrecan maalesef yok. Yavaş. Son atışındı bu, değil mi? Evet, sondu. Evet. Sondu. Ve son atışın... Uzaktan atalım. 8. 7. Yani puan erkekler takımında. Bravo. Ya ben son atışın son olduğunu bilmiyorum. Sırayla atıyoruz. Fark etmez kimin başlayacağı. Buyurun. Buyurun geldi. Buyurun Alperen. Başla. Bravo. Evet, bravo. Alperen'den maalesef bir sayı gelmedi. Ve sıra Büşra'da. Sektiriyorsun en az bir kez ve 2 puanlık bir atış. Bir saniye, 2 puanlık bir atış. Sıra Alperen'de. Alperen'den 1 puanlık bir atış geldi. En çok ortadakiydi değil mi puan? Yüksek olan. Evet, en yüksek ortası 3 puanı temsil ediyor. Sıra Büşra'da. Of, evet. Hiç olmadı. Durum 2-1. Şu anda Büşra önde ve üçüncü atışlar. Olmadı. Büşra'nın üçüncü atışı geliyor. Ve oldu. Bir puan daha, bir puan daha aldı. Şu anda durum 3-1. Her ikiniz de üçüncü atışlarınızı bitirdiniz. Dördüncü atışla devam ediyoruz arkadaşlar. Sıra Alperen'de. Erken sevinme, bu benden sana gelsin. Dedi ama olmadı. Dedi ama olmadı. Geldi, sağ ol. Ve atış hakkı Büşra'nın dördüncü atışını yapacak. Olmadı. Sıra Alperen'de. Evet Alperen. Olmadı. İşte gördüğünüz gibi, göründüğü gibi kolay bir oyun değil bu. Gerçekten zor. Evet öyle çünkü. Evet Büşra. Hadi Büşra. Burası çok farklı. Büşra beşinci atışında ne yaptı? Evet. Güzel. 2 puanlık bir atış. Alperen birsin. 5 puanım var. Ona göre Alperen. Altıncı atışlara devam ediyoruz. Sıra Alperen'de. Konsantre ol. Olmadı, içeriden çıktı. Ve bakalım Büşra devam edecek mi? Puan almaya. Olmadı. Evet, her ikinizin de altıncı atışları bitti. Son 4 atışınız. Alperen 7. atışını yapıyor.
direkt merkeze attın, 3 puan aldın. Şu anda durum, ben size söyleyeyim, 5-4. 1 puan geriden gidiyorsun. Sen daha 7. atışını yapmadığın için yapabilirsin. Arkadaşlar, öne gelip destek verebilirsiniz arkadaşlarınıza. Takım arkadaşlarınızı istiyorsanız destek verebilirsiniz. Taktik konuşabilirsiniz. Evet, var mı? Var mı Büşra'ya taktiğiniz? Orayı yakın azmaya çalışıyorum ama hafif az. Baştan beri öyle yaptım. Hafif az. Ortalayayım mı mesela? Bence ortalayayım. Ama yumuşak at, hafif az. Nereden sektireyim? Orta mı? Elini çok uzatma. Bardakları yakın olduğun yere. 7. atışına hazır mısın? Ne yaparsan yap yenileceksin. Hayır, hiç değilim. Bırakıyorum. Evet. Atıyorum. At. Ay tamam. Dur tamam. Atamayacağız. Gerilme ya. Alt taraf oyun kaybedecek. Atamayacağız. Dur ya. Atamayacağız. Ve bir şu atışını yaptı. Olmadı. 1 puan. Girdi mi? Girdi mi? 1 puan. Girdi mi? Girdi mi? Girdi ya. Ah be, girmiş. 1 puan. Girdi. Tamam, doğru. Bir dakika. Arkadaşlar. Şu anda geri atacağım. 2 puan öne geçti kızlar takımı. Yani daha doğrusu Büşra. Şimdi bir dakika. Hazır mıyız? 8. atışlarla devam ediyoruz. Hazır mıyız? Evet. Hazır mıyız? Hazırız. Atmadan gelme. Atamaz ki. Kardeşim. Girdin. Bir saniye dur. Bir nefes. Alper atışını yaptı. Olmadı. Olmadı, kenardan döndü. Hadi bakalım. Kesinlikle. 2 puanlık. 2 puanlık bir atış geldi. Düşü adam arayı açıyor. 7-4. Alperen. Aynen. 7-4. 3, bir saniye. 3, 5, 6. Hayır. 8-4. Artık ortayı hedefle. Öyle mi? Ortayı. Ortayı hedefle. Bir dakika. Manipüle var. Yavaş yavaş. Bak, minik. Minik ya. Atmıyorum. Yenilemezsin. Ben hiç böyle gördüm. İlkten tık tık salladım dedim, ondan sonra atsın. Aynı mantık devam et. Aynı mantık. Attığını gör. Ondan sonra bağırın. Bak, 8 puan. Merkeze odaklanman lazım. Ben sana söyleyeyim. Başka şansın yok. Derin bir nefes al. 8-4 gidiyorsun. İşte bu! Adam bu be! 3 puanlık bir atış geldi. Beyler kışkırtın beyler. Heyecan dorukta. Atamaz. Bravo. Atış gelmedi. Üstü atış. Benden sana geldi. Evet, başarı yok. Son atışlar. Son atışlar. Durum 8-7. 10. atışlarınız arkadaşlar. Arada 1 puan fark var. Yine ortaya odaklan. Yine ortaya odaklan. Ortaya odaklan. Çok kritik bir an. Eğer Alperen atarsa... O kadar odaklanmadı. Büşra atamazsa... Öne geçme şansı var. Ama bir tane şöyle şov i̇ster, yapayım belki. İster girer. Atma artık. Evet. Girmedi ama olsun. Puan kızlara gitti. Arkadaşlar. Erkekler takımı 1, kızlar takımı da 1. Sıradaki kapışma. Ulaş Ekin Şiva'ya karşı. Durum 1-1. Her iki takımın da 1 puanı var. 3 yarışmacı daha var. İlk atışlarla başlıyoruz. Hazır mıyız? Hazırız. Peki kim başlamak ister? Fark eden bir durum yok. Avantajlısın. Hanımefendiler önceden başlasın. Hanımlar başlasın diye bir centilmenlik geldi. Bravo Ulaş. Ve Ekin Şiva ilk hakkını kullanıyor. Ekin hiç acele etme. Aynen. Göze bir kestir ortayı. İki puan. İki puan. Evet, ilk atışı geliyor. Ulaş'ın. Geliyor. Gerildi. Nefesini aldı. Konsantre. Motive. Olmadı. Avantaj şu anda Ekin Şiva'da. İkinci atışına hazır mısın? Hazırım. Peki. İkinci atışlar. Birinci atışlar bitti. İkinci atışlara başlıyoruz. Hiç bakma oraya. Ekin Şiva ikinci hakkını kullanıyor. Olmadı. Yine içinden ya, ben aynısını yapacağım. Üçe gidiyor hep. Üçe gidiyor abi. Üçe çarpıp gidiyor. Bu sana bir şans olarak geliyor. Sen nasıl yapıyorsun, öyle yap. Tamam. Bakalım Ulaş. Başarı elde edecek mi? Evet. Üçlük. İkinci hakkını kullanıyor. Keskin nişancı gibi nefesini bırakırken. Santre! Oldu! 1 puan! 1 puan! Hala ikinci şey var önde. Durum 2-1. Tamam. İkinci atışlar bitti. Bir tanesi denk gelecek. 1 puan daha geldi. 1 puan daha geldi. Şu anda 3-1. Şu an eğleniyorum ya. Ama Ulaş henüz 3. atışını yapmadı. Şu topu alır mısın ya? Tamam, senin. Alperen ona tut bunu. Seçtiği uğurlu bir topu. Direkt bence şu an yeniliyor. Değil mi Ulaş?
topta hile var derler şimdi 3 numaraya girersin. Hepsi standart. Yok öyle bir şey. Atamaz değil aslında. Atar da atmaz. Baksana yani. Emre bir atmayacak arttı. Atmayacak bence ya. HDP kilitlendi ama olmadı. Olmadı. Üçüncü atışlar bitti. Hala iki kişi var önde. Durum 3-1. Dördüncü atışlarla devam ediyoruz. İki kişi varın yüzünde bir gülümseme var. Ama her an her şey değişebilir. Ve bu kez olmadı. Ulaş sen daha hiç adam sıra mı? Sıra Ulaş'ta. Eğer Ulaş 2 puanlık bir atış yaparsa eşitlenecekler. Aynısını yapıyorlar. Öyle de geçme şansı var eğer merkezi tutturursa. Olmadı. Olmuyor. Olmuyor mu? Bıraksın olmuyor diyorsun. Yani. Ha? Sen nerede bırak? Nefesler tutuldu. Olmadı. Şöyle değil mi? Ve sıra Ulaş'ta. Ulaş, Ekin Şiva'yı yakalayabilecek mi? Gergin değilim mi? Yok, iste. Evet, oldu elinle koy. İstiyorsan elinle koy. Evet ya. Biraz yani daha... o değil, o da olmadı Ulaş. O da olmadı. Zaten olmadı, Allah'tan olmadı. O da olmadı yani. Daha 5 hakkım var, rahat ol. 6. atış. 6. atışı kullandı. Çok acele, çok hızlı atış. Ekin Şiva. Ama olmadı. Bir kuğu gibi bebeğim. Sessizlik. Yapacağım. Olmadı. Abi sekiyor ya üstünden. Ulaş. Tamam. Şey bak gidiyor yani. Bayağıdır atamıyor. Kaçıncı ulan atışlar? Yok gayet hafif yedi atıyorum. 7. 7, 8, 9, 10 daha. Hafif bıraktım olmaz. 7. atış Ulaş'tan geliyor. Tamam. Bakalım olacak mı? Aynen. Olmaz yani. Aa, sen bana sabır ver ya. Vallahi. Bence oyunlar biraz zor. Ulan şunlar yenerse ben hırsından geberirim. Yanlışlıkla ben şunları yenirsem, şu takımı. Genel tabloda yeni açanlar varsa erkekler takımı 1, kızlar takımı 1. Eşitsiniz. Ama şu anda Ekin önde gidiyor. Hazır mısın 8. atışına? Hazırım. Tamam. Hazır hazır geldi. Olmadı. Özür dilerim, benim yüzünü hafif atladı. Ekin mükemmel bir atış. Anlıyorum. Evet. Ulaş bu avantajı kullanabilecek mi? Eğer 2 puanlık bir atış yapsam bile... Bak beraber bu kadar. Oluyor. Aynen beraberlik geliyor. Kolunu şöyle havadan bıraksana. Kolunu şöyle dümdüz havadan bırak. Şöyle kolunu dümdüz. Öyle yapma, yan gidiyor. Dümdüz havadan bırak. Dümdüz ya. Dümdüz. Sektireceksin. Yine olmadı. Yine olmadı. 8. atışlarda bitmiş oldu bu arada. Sıra 9. atışlarda arkadaşlar. İyi düşünüyorum. 3-1. Olmadı. Ekin iyi başlamıştın. İyi başlamıştın. Niye böyle oldun bilmiyorum. Ulaş hala yakalayabilirsin. Ben değişik bir şey yapacağım. Oyuncular hep dönüyor direklerden. Oyun, evet. Ulaş'tan geldi. Ve 2 puan aldı. Evet. Şimdi arkadaşlar. Eşit mi? Valla sona kaldık. Tam istediğim şey oldu. Eşit. Son atışlarınız. Acaba kızlar mı kazanacak yoksa erkekler mi? Bence reklama gidelim. Hiç kasılma. Şunu atsanız oradan. Hadi ne ya, zaman tezahürat. İstersen. Hata olmaz. Zamanını kullanabilirsin. Hata olmaz. Hata olmaz. Hata olmaz. Hata olmaz. Hata olmaz. Hata olmaz. Sen de bizi dinleme. Bizi dinleme. Ekin. Kendini nasıl biliyorsun? Ekin atışını yaptı. Puan geldi. Puan geldi. Henüz bir şey bitmedi. Ulaş son atışını kullanacak çünkü. Kader anı. Aynen, kader anı. Durum şu anda 5-3. Eğer merkezi tutturursan öne geçersin. Tamam. Maviye gelirse eşitlik olur. O zaman birer atış daha veririm size. Eşitliği bozarız. Buraya gelirse de git otur oraya. Hazır mısın? Hazır mıyım? Kardeşim hazırsın tabii ki de. Ne oluyor bir kendine yerim. Evet. Ulaş haydi. Ya. Atışını yapmak üzere. Bravo. Hadi Ulaş atama. Hadi. Atamayacak. Bu size gelsin kızlar. Üçte o. Üçte. Bir şey deneyeceğim. Gözümü kapatarak. Kardeşim yapma. Öyle bir şey yok. Bir de gözümü kapatayım dedi. Bana atarsın yanlışlıkla. At. Yaparsın. İnanılır gibi ne? Kaçtı mı? Başarı geldi. Maviye geldi. Bravo. Gel, gel. Şimdi hepiniz mi gözünüzü kapattınız? Arkadaşlar bir dakika. Ulaş ve Ekin Şiva onar atışını gerçekleştirdi. Ve durum 5 puan 5 puan olduğu için eşitliği bozacağız. Birer atış daha geliyor. Hadi bakalım. Sıra Ekin Şiva'da. Kızlar. Bir atış daha geliyor. Daha deminki gibi sakin ol. Kontrol ince ayarla. Bir şey söyleyeceğim. İlk attığındakini yap. Ne yapacaksın? İlk attığında ne yapacaksın onu yap.
Atamaz, 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 atamaz. Attın mı? Nereye attın? Kaç attın? İki. Mavi'ye mi geldin? Mavi. Mavi mi? Evet, Mavi. Ben size bakıyorum. Bir, ben gördüm. Bir, net. Tamam, teyidini aldım. Evet, iki puan. Hayır, bire girmedi mi? Hayır ya, iki Mavi. Puana girdi. Oyunu bitirmek istiyorsan ortaya atacaksın. Evet. Yine gözlerimi kapatacağım. Hadi beyler. Düş çemberin artık bir ucu kalmadı. Atamaz, atamaz, atamaz. Erkekler bir. Çok iyi yarıştın bu arada. Bence de. Bence çok iyi yarıştın. Şimdi. Merve hazır mısın? Hazırım. Hazır mısın? Hazırım, hazırım. Değilsin. Hazır mısın? Evet, ilk atışlar. Merve ile başlıyoruz. Merve'nin ilk atışı başarısız. Ya lan bir dakika bir durun. Durun daha ilk top. Tamam, ilk atışlar dur. Evet Mehmet. Hadi. Ya istediğini yapabilirsin, hiç problem değil. Mehmet'ten geliyor ilk atış. Hadi. Adamayacak. Ya bana da. Sayılıyor mu? Sayılıyor mu? Sayılıyor. Ay sayılıyor. İstesen yapamazsın. Tabii ki sayılıyor. Evet. Masaya değdi. Elden çıkıyor top. Sayılıyor. Öpücük attım, heyecanlandı. Yani bence bitirin yarışmayı. Hayır, bu daha önce, zor oldu. Az önce biri yaptı. Ona bu 100 puan. 100 puan. Kazandık abi. Kazandık abi, oturum. Öyle mi? Evet Merve, atabilirsin. İkinci atışlarla devam ediyoruz. Merve bak geçiyor. Merve bak geçiyor. İnanılır gibi değil. 3 puanlık bir atıştı bu. Ki merkezde bayağı da bir top birikmişti. Buna rağmen sokmayı başardı. Allah çıkaralım. Buna rağmen ve sıra Mehmet'te ikinci atışında. Bana doğru atacaksın, yanlış yere atma. Bana doğru at. Direkt şöyle mi? Evet. Buradan üfleyerek. Üfleme müfleme falan gibi. Aa. 1 puan. Bir puan. Bir oldu abi. Abi. Durum 3-1. Merve ay, önde. 10 tane atacağız. Merve hazırsan atabilirsin. Merve bu kez başarılı olamadı. Çok attım. Evet. Bak durum 3-1. Şurada seksin. Yaklaş ama. Sonda şov yapalım ama şu an değil. Şimdi yap. Kankam yapma. Bak, sen boş ver, oyunu bitir. Bitir oyunu. Her şey sen bitir oyunu. Evet de. Hadi en az 2. En az 2. Yap şeyler. En az 2. Atamıyorsun öyle. Bir daha dün bile sokma. Farkında mısın? Olmadı. Abi. Olmadı. Üçüncü atışında başarılı olamadı Mehmet. Durum hala 3-1. Dördüncü atışlara geçeceğiz. Olmadı. Merkezden çıktı. Evet. Evet. Merkezden çıktı. Tamam, aynı şeyi yapmaya devam ediyorum. Hadi. Al. Çekti. Kenardan döndü. Dördüncü atışlarınız bitti. Beşinci atışlarla devam edeceğiz. Durum hala aynı. 3-1. Küçük aldım da yapışmasın masaya şimdi tuşucudan. Eğer Merve galip olursa 5. oyunu oynamayacağız ve kızlar takımı bu oyunu galip olacak. Tekrar hatırlatmış olduk. Değil mi? Hazır mısın? Hazır, sen başla. 4. atış geliyor Merve'den. Burada. Olmadı. Olmadı. Haydi sen de. Ve sıra Mehmet'te. Atıyor. Hadi ya. 4. atış 3-1 durum. 3-1. Yani şu anda sandım zaten 3 atman gerekiyor. Mehmet yakalayabilecek mi? Hayır, olmadı. Yakalayamadı, maalesef olmadı. 3-1. Durum değişmedi 3-1. Ve 5. atışlarla devam ediyoruz. Olmadı. Merve 2 puanı değil mi? Yanlış görmedim. Ya 3 de olabilirdi de işte. 2'ye girdik. Acıyorum. İki. Çok i̇ki. Şey olmasın. 2 puanlık bir atış. Şu anda durum 5-1. 6. atışında 2 puan aldı. 6. atışı... Sıra Mehmet'in. Tokatlayayım mı? Ara açılıyor Mehmet. Ara açılıyor. Kaç şu anda? 5-1. Onlar moralleri bozuk şu an, o yüzden. Adamı dik. Abi ya. Olmadı. 2'den çıkıyor ya. Olmadı. Dışarı at, dışarı. 7. atışlara geçiyoruz. İyi mi? 7. atışlara geçiyoruz. Mehmet çok konsantre olman lazım. Yoksa bu oyunda erkekler takımı kaybedecek. Merve ne zaman hazırsan? Merve bir hazırım. Moruk ben normal. 7. atışını yapabilirsin. Tamam. İnanılır gibi değil. 2 puanlık bir atışla. Bu mudur moruk ya? Artık zaten şu an atan da bir bu şey mudur yok. Kaybedersen öyle kaybet. Zaten daha ne atacaksın, ne atabilirsin ya? Sektörmen bırakayım mı, atayım mı? Havaya sekmesine ayar. Havaya sekmesine ayar.
Daha yüksekten bırakacaktın. Mehmet işin iyice zorlaştı. Ay bu iş bir... 8. atışlara geçiyoruz. Durum 7-1. Merve önde. Tabii ki. Eğer Merve bu oyunun galibi olursa kızlar takımı kazanacak. 8. atışlara devam edeceğiz. Hepsi susuyor. Girecek ki. Alıştı o. Olmadı. Bu sana avantaj olarak dönebilir. Gitmez, son 2 atışın. Bekle, 7-1. Bekle. Tek yapman gereken... Olsun, bir şey olmaz ya. İkisini de üçlüye sokmak zorundasın. Ortadaki bardağın içini gör. Yok yok. Olmadı. Hiçbir şekilde şansı yok. Olmadı. O kadar inandım ki sevinmiyorum artık. Durum 7-1. 9. atışlar. Ben atıyorum. Sen atıyorsun. Atıyorum. Atabilirsin. Hazırsın. Atma, dışarıya doğru. Helal. Evet. Bu oyunun galibi kızlar takımı oldu. Bu belli. Evet. İşte ben şey deneyebilir miyim? Dene. Dediğin gibi deneyim. Dene. İzlemesi çok keyifli bir oyun. Oyunun ismi de Bu Ne Bu. Süre başladı. Toplam süre 2 dakika. Su yosunu. Başarılıydı. Bardak mı, kupa mı? Vazo. Ağaç. Gergedan. Gergedan. Bravo. Bravo. Ay bir dakika yapamadım, dur. Uzay mekiği. Hayır 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 hayır, dur. Ucu. Elinle yap, elinle. Ayran. Ayran çalkala. Çalkalama. Çalkalama. Tebrik ediyorum kızlar takımını bir kez daha. Teşekkürler. Hemen bir erkekler takımından öz eleştiri alalım. Serhat oynamadı mesela, ondan alalım. Sen oynasaydın durum değişir miydi? Ben oynasaydım durum değişirdi tabii ki de. Beceremediler hani, diyorsun. Hani inanılmaz üzüldüm. Vallahi. Yani o an belki farklı olabilir ama gerçekten üzüldüm. Hani oynasaydım durum değişecekti. Ciddi mi söylüyorsun? Tabii ki de. Ben bunu yani genel olarak günlük yaşantımda zevk olsun diye yapıyorum zaten. Niye olmadı peki? Yani diğerleri niye yapamadı sence? Yani nasıl desem, genelde bardakların kenarından döndü. Arkadaşlarım da başarılıydı. Yani şanssızlık. Karşı takımı da tebrik ediyorum. Ben bir iki atış yaptım hani öyle denemesini. En azından şeyi hani neden olmadığını anladığın zaman başka yerlere sektirmeyi aslında akıl etmek gerekiyor değil mi? Ben işte o noktayı yakalayamadım. Onu ben de yakalayamadım da. Tabii canım be, tak 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 9 tane tabii. Ben tek tek onları attığımda tek bir strateji üzerine ilerledim. Tuttum, nişan aldım ve attığıma sadece gönderdim. Emin olun o 3 taneden sonra, o puan farkını açtıktan sonrasını hiç takmadım. O kadar net söylüyorum. Hani kesinlikle zor bir oyun değil. Kesinlikle yani. Değil. Bir puanla kazanmadın. Ama göründüğü kadar kolay da değil. Tabii. Değil, tabii ki de. Yani bu beceriyle alakalı. Aynen. Ben ilk başta bilerek dedim dışarı atayım, ne de olsa kazanırım dedim ben bu oyunu. İşte öylesine dışarı attım şöyle. Ondan sonrakilerin gerisi gelmedi. Sonra öyle deneme atışları yaptım arkadaşların aralarında böyle. Hepsi girdi bu sefer. Farklı bir teknik keşfettim. Evet. Keşke onu başta yapsaymışım. Alperen şov yapmasaydı bu iş değişir miydi? Size hayır, bırakıp hayır. Gidiyorum. Görüşürüz. Ama herkes bizim takımı... Gel. Herkes bizim takımı karıştırmaya çalışıyor şimdi. Emrecan'ın benimle bir sorunu var mı? Çünkü az önce Emrecan'ı alkışladım ve ben kendi alkışımı kendim yaparım dedim. Sorunum varsa buyur birlikte çözelim. Yok, herhangi bir sorun yok. Ben o kargaşanın içerisinde... Hayır, heyecanla bir alakası yok. Onların kendi aralarında yapmış olduğu konuya dahil olduğun için bu sana bir benim açımdan en azından bir dezavantaj oldu. Ben attım, yendim. Bitti. Bu kadar mı? Sen takım arkadaşlarına böyle davrandığın sürece kaybedeceksin. Evet, gördün değil mi? Bu arada hakikaten. Bunu sen yaptın, umarım bu şekilde davranıp takım arkadaşlarımı daha çok kendinize çekmezsiniz. Çekmiyoruz abi, çocuğu aklım yok. Ben kendim itiyorum. Sen kendini itiyorsun. Herkesin gibi itiyorsun. Herkesin sıkıntı yok. Biz çekmiyoruz, sen itiyorsun. Sen itiyorsun insanları bize. Emrecan, sen niye sürekli karşı takımla uğraşıyorsun? Çünkü onlar bizim rakibimiz. Tamam, hayır, aynı zamanda da burada beraber vakit ayırıyoruz. Düşmanlıyız burada kendine. Ama çok enteresan bir sistemle... Kızlara karşı erkekler değil mi? Evet ama böyle... Bu arkadaşlarımız neden sizin yanınızda oluyor? Biz onu anlamadık. Antipatik bir herifsin ya. Hayır, bu adamı ben neden kendimden uzaklaştırmıyorum peki? Ne kadar sinirleniyorsun? Çok sakin sakin konuşuyorsun. Her oyunda da benziyor. Alperen de benziyor Emre'ye. Her oyunda da mesela böyle. Net benziyor. Evet, öyle. Böyle bir adım at sen. Sana ne? Gel öyle. Niye savaşıyormuş, düşmanmış, varmış gibi karşımda? O yaratıyor abi. Davranıyorsun. Bir saniye bekle. Bir sakin ol. Döveceğim şimdi yani ya. Sürekli Karadesi agresif konuşma. Yani konuşurken güzel bir şey de söylesen, agresif konuştuğun zaman, tamam mı? Karşındaki otomatik olarak onu olumsuz bir şekilde anlıyor ve tepki veriyor. Bu da sürekli gerginlik yaratmaya başlıyor. Bir şey söyleyeyim. Sen biraz sakin ol. Sen sakin olsan zaten biz çok güzel bir ekibiz. Evet. Zaten oluştuk biz. Güzel bir ekip olduk. Bunu korumamız lazım. Ama biz git
gitgide bu güzel ruhu kaybediyoruz. Evet. Kaybettik demen lazım. Bak burada bile bir farklı davranıyorsun. Yani egoist davranma bak. Kaybettiniz diye bir şey yok. Kaybettik. Program içerisinde bir seviyeyi korumaya çalışıyoruz. En çok ben sabır gösteriyorum. Hani uzakta kalmaya çalışıyorum. Ancak bir yerden sonra artık hani müdahale etmek zorunda hissettim kendimi. Bilmiyorum, kendisi böyle bir karakterde olduğunu farkında değil. Şimdi dün nasıldık? Dün nasıldık? Nasıl birbirimize bağlıydık değil mi? Ben size olayı güzel bir şekilde özetliyorum. Siz, benim, bak ben yenilen her takıma karşı tavrımı koyarım. Alaylığımı koyarım, alaycılığımı koyarım. Bunları onlar mod olarak dün de düşürdü, bugün de düşürecek. Ama siz beni mod olarak geri bıraktığınız zaman bunun yine bana bir sıkıntısı yok. Açık açık söylüyorum. Benim bak, mod olarak şey düşürmenin de bir tekniği var. İtici olarak değil, daha seveceğim bir şekilde. Ben onları itici olarak ezmek istiyorum. Sen itici olarak onları ezerken bizi de eziyorsun abi. Bizi de itiyorsun. Bize karşı da itici oluyorsun. Hayır, sen o tarafa geçtin. O tarafa niye geçeyim ben? Sözlerinizle o tarafa geçtiniz. Ama bak, bunu yapan onlar değil, sensin. Bak, sen bana az önce kötü bir kelime bizi de hedef alıyorsun. Emrecan, bana kötü bir kelime kullanıyorsun. Şurada gelip canımın içi dedin. Tekrardan bak, senin yanına aldım, geldim ve seni motivasyon konuşmalarıyla hazırlamaya çalışıyorum. Güzel kardeşim. Tekrardan birleşelim. Bir şey söyleyeyim mi? Evet. Bu kadar kişiyi bir şey buraya getirdim. Bir şey söyleyeyim ben sana? Bak, bu adam yapmıyor. Bitti. Ben dedim orada oynarken de size ses yaptırmıyorum. Kendim çok konuşuyor olabilirim ayrı ama kendim bağırıp çağırmıyorum. Emrecan'ın da hiç öyle atlaması, zıplaması umurumda değil. Sesi kafasını kırsın. O bağırması, o gülmesi var ya, sesi, çığlıkları beni çıldırtıyor. Aptal aptal gülmesi, ciddi bir şey konuşulurken ciddiyetinin aynen gitmesi. Hepimiz aynı durumdayız. Ya. Ben o çocukla evden kavga ediyoruz. Ama ben şeyim yok, müsamam yok. Asabım bozuyor beni yani. Şeyim yok, anladın mı? Abi ben Emre'ye bakıyorum, inceliyorum. Çocuk hiç yani böyle iyi bir şey gelmiyor hani gözüme, anlıyor musun? Ya bazen arada bir iyilikleri çıkıyor bir şeyler de şu an tamamen geçti onlar. Yok ya, ben hiç görmedim gerçekten ya. Kova ya! Kova ya! Kova ya! Bu kadar basit ya! Kova! Sen kapa çeneni, hiç konuşma. Kapa çeneni, otur yerine ya. Boş, boş, boş. O kovanın içine koyup seni dökeceksin, götürüp denize ha. Ay! Arkadaşlar merhaba. 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 İkinci oyuna hazır mıyız? Evet, evet hazırız. Güzel. İnşallah. Çok acayip eğleneceğiz. Özellikle izleyenleri çok eğlenceli bir oyun bekliyor. Gerçekten. Oynaması çok keyifli. Gerçekten. İzlemesi çok keyifli bir oyun. Oyunun ismi de Bu Ne Bu? Bu ne bu? Çıkarım yapamadım isminden. Arkadaşlar oyunun kurallarını anlatıyorum. Bizim tamam mı? İzleyenleri de anlatıyorum. Efendim, üçlü oynayacaksınız. Yani her takımdan üç kişi oynayacak. Diğer bak, iki kişi alacak. Direkt size oynuyorum olayı. Diğer iki kişi sonra oynayacak, tamam mı? Şimdi, ortadaki oyuncunun tamam, elinde bir tahtamız var ve bir de kalemimiz var. Ben kendisine bir kelime söyleyeceğim. Göstereceğim, tamam. Bu kelimeyi buradaki yarışmacıya çizerek ama anlatmaya çalışacak. Oo. Şimdi diyelim ki ortada çizeni ben anladım. Burada da üçüncü kişi kulaklıklarla müzik dinliyor. Yani duymuyor olayı. Ve buradaki tahtayı da görmüyor. Tahta çünkü ters, sadece bu tarafa bakıyor. O da onu anladı. Evet. Diyelim ki bu anladı. Artık ortadakinin işlevi yok. O yarışmacı çıktı. Ve bu sefer kulaklıkla müzik dinleyene sesli bir şekilde hareketlerle vücudunu da kullanabilir anlatmaya çalışıyor. Toplam bu parkurun diyelim süresi 2 dakika. Çizmesi, anlaması ve anlatması toplam 2 dakika. Başaran takımına 1 puan kazandırıyor. O zaman şöyle başlayalım arkadaşlar. Çizim ben. Mehmet, Ulaş, Emrecan'la başlıyoruz. Buyurun yerinize geçin. Hazır mıyız arkadaşlar? Hazırız. Tamam. Hadi bakalım. Başarılar diliyorum hepinize. Heyecanlı. İlk kelime. Gördüğün an süreyi başlatacağım ona göre. Okey. Başla. Okey. Tahminin varsa çizimin... Bence akıllıca çiziyor. Bence akıllıca çiziyor. Kayık, motor, traktör. Traktör. Alt, ne bileyim, üstündeki şoför gibi durdu. 15 saniyeyi geride bıraktık. Daha belirgin çiz. Hmm. Toplam süre 2 dakika. Koltuk. O ne be? Koltuk. Armut koltuk. Puf. Söyledi. Okay. Puf dedi. Puf. Çekil, 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 çekil. Puf. Anlat. 1,5 dakikan var, rahat ol.
Koltuk. Yere düşüyorum. Konuşabilirsin, ağzını oynatabilirsin. O seni duymuyor. Puf koltuk, armut puf puf. Puf koltuk. Arkaya girme. Koltuk. Puf. 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 Bravo. 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 Çıkar. Kardeşim çak. Evet arkadaşlar, tebrik ediyorum. Erkekler takımı şu anda 1 puan aldı. İkinci kelimeye geçiyorum. Hazır mısın? Hazırım. Tamam. Süre başladı. Toplam süre 2 dakika. Ulaş tahmin etmeye çalışacak. Yaprak. Kıta. Sünger. Çiz çiz. Çiz daha. Kaya. Süs. 30 saniyeyi geride bıraktık. Bence çok güzel çiziyor. Yosun geliyor aklıma. Balık, balık, balık. Türetmelisin bence. Ay çok özür dilerim ya. Hiçbir şey gelmiyor aklıma. Balık neyin üstüne? Türet, türet. Yosun. Su yosunu. Başarılıydı. Son 10. Algılayamıyorum. 8, 7, gerçekten. 6, 5, 4. 3, 2, 1 çıksa da zaten Emrecan anlamayacak artık, evet. Çünkü süre bitti. Neydi söyleyebilirsin? Mercan. Mercan. İyi gelmiştin. Bak süngere geldin, yosuna geldin. Renkli olsaydı biraz daha anlayabilirdim. Ya şey, kesik falan bir şeyler ekleyecektim dedim. Çok büyük prodüksiyon oluyordu. Hiç aklıma. Belki balıktan gitseydin o Mercan'ı anlayabilirdim. İşte. Üçüncü kelimeye hazır mısınız neyse arkadaşlar? Üçüncü hazırız, kelimeye hazır mısınız hazır takım olarak? Peki. Okey. Süre başladı. Evet, üçüncü kelime. Salyangoz. Çok kolay. Devam et. Çok iyi. Ağzını kolay. Salyangoz, salyangoz. Kulağın içinde, kulağın içinde, kemik. Kulağımın bak içinde ne? Kemik, kulağın içindeki küçük. Kulağımın içinde? Küçük küçük kemikler. Küçük ne? Adını söylesene Ulaş. Salyangoz, salyangoz. Salyangoz, salyangoz. Böyle şeyleri var, böyle gidiyor. Evet, yavaş. Sürünüyor. Beden dili kullanıyor. Salyangoz. Salyangoz. Evet. 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 Güzel. 30 saniyede. 30 saniyede çizdi, anladı ve anlattı. Yasak değil. Harika. Beden dili kullanabiliyor. Aynen, beden dili yasa serbest mi? Nasıl? Beden dili. Sadece tabii tabii, buradaki istediğini konuşabilir. Evet. Peki bir şey gösterebilir miyim? Çok fazla değil. Hayır hayır, öyle değil. Sadece beden dili olmuyor mu bir şey göstermek? Hayır yani. Siz sessiz sinema oynamadınız mı arkadaşlar? Sessiz sinema oynamadınız mı? Oynadık, ben kullandım her şeyi. Enstrümanlarınızı. Lütfen yerlerimizde durmaya devam edelim. Evet arkadaşlar, sizin takım 2 puan aldı. Erkekler takımı 3 kelimeden 2 tanesini çok güzel bir şekilde başarıyla anlattınız ve aktardınız. Yani 2 puanla yerinize geçebilirsiniz şimdilik. Teşekkürler. Tebrik ederim. Şunu ben teslim edeyim. Lütfen. Emrecan bitti! Bitti! Bitti, bitti! Geçebilirsin. Kızlar takımıyla devam ediyoruz. Kızlar takımından Ayşenur, Büşra ve İrem geliyorlar. Gerçi ben anlatsam da anlatamayız. Evet arkadaşlar, hazır mıyız? Evet. Tamam, evet, hazırız. Hadi bakalım, başarılar diliyorum. Teşekkürler. Süre başladı. Nedir? O ne ya? Top? Dünya? Yok. Bir dakika. Bir dakika, top değil. Basketbol topu mu? Silo'da bir tane daha çizer misin? Bir dakika. Çok karıştı şu anda. Parça parça mı anlatıyorsun? Bir tane daha çiz. Okey, okey. Dilim, 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 karpuz. Evet, karpuz. Tamam. Güzel, devam et. Karpuz. Karpuz. Evet. Bravo. 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 Tebrikler, bir de bir. Evet, evet. Tebrikler. Hazır mısınız ikinci kelime için? Evet. Ayşe tamam. Nasıl gidiyor? Ha? İyi gidiyor mu? Tamam, bir şey duyduğu yok. Ben bunu sıfırlıyorum. Dur bir daha değil. Hazır mısın? Evet, ikinci kelime geliyor. Okey. Başladı. Ay, tamam, çabuk. Çabuk. Ne? Dondurma. Külah. Çok güzel çizdi. Külah. Vallahi. Vallahi. Ben bilemiyorum şu an. Ama o külah ya. Mikrofon. Nerede gördün onu? Külah ya o. Başka? Üretemiyorum şu an. Başka nasıl çizebilirim bunu ya? Konuşmadan. Ha. Tuzluk. 50 saniye. Ya, ne yapayım başka? İnanamıyorum ya, bunu nasıl bilmezsin? Hiçbir şeye benzetemedim ben. Bak. Son bir. Sürenin yarısı gitti. Çay bardağı mı? Bardak mı? Kupa mı? Ha öyle ne? Çöp kutusu mu? Sepet, sepet. Sepet.
Yok yani, şu an son bende yok yani. Son 5, 4, 3, 2, 1, 0! Herkes emri olamaz! Hadi bakayım. Kup, kup diye var orada, kup. Bak kup. Kup, ne evet. Düşün. Bak kupla sana böyle yapıyorum. Kupla taşıdığın bir şey. Bubble. Hani içine kum koy, su koy. Sepet tamam. Kova ya! Kova ya! Kova ya! Kova ya! Ne bileyim kovayı ya. Keşke yangın yazsaydım. Erkeklerin 2 puanı var. Ama siz de şu anda bu takım olarak 2 puan alabilirsiniz çünkü bir kelimeniz daha var. Tamam? Tamam. Hazır mısınız? Evet. Nasıl giriyor? Ay, tamam. Sen kapa çeneni, hiç konuşma. Kapa çeneni, otur yerine ya. Hayır. Boş, boş, boş. O kovanın içine koyup seni götüreceksin, götürüp denize ha. Ay. Hayır lan, boş ver. Diğer takım müdahale evet. Olmasın gerçekten. Çünkü bir şeyi anlamaya çalışıyorlar burada, anlatmaya çalışıyorlar. İşleri zorlaştırıyorsunuz o konuda. Haklılar yani. Size de yapılsa siz de... Eminim rahatsız olacaksınız. Hazır mısın? Hazırım. Herkes hazırsa üçüncü evet. Kelime geliyor. Evet. Evet, süre başladı. Sebecek misin? Ya çok benzetmeye çalışıyorum. Bu güzel, bu güzel bir çizim. Kek mi? Bildiğim için tabii. Kek. Değil. Ne, pasta. Neye benziyor? Ya benzetemiyorum ki bir şeye. Yanına bak bir şeyler çiziyor sana şey olsun diye. Bayrak. Ne orada? Sürenin yarısı geride kaldı. Son bir. Çözmeye çalışıyorum ama... Musluk, çeşme, ne bu? Havuz, deniz, okyanus, yok. Musluk, musluk, akar... Susun, şu susun ya! Ne? Musluktan akıyor oraya bir şey. Havuz, küvet, duşakabin... Son 30. Banyo, tuvalet. Türet diyor. Evet, banyo, tuvalet. Klozet, tuvalet, tabak, yemek, masa, yemek masası, çatal, bıçak, çatal, bıçak. Süre bitti. Şimdi bak, ne? Dur. Ne? Bak. Sünger. Sünger mi? Bulaşık yakıyorum. Bak, duş sabun çizdi. Çiziyorum. Sabun çizdi. Sabun çizdi. Bazıyorum ama sabunu falan hiç... Terlettim beni. Tabak, çatal, okey yani de hiç. Erkek arkadaşlar, doğuyor. Hiç fena değildiniz bence. Çok fena. Çok negatif etkilendim yani şu an şu seslerden falan. Senden ne etkilendin? Evet. Peki. Arkadaşlar siz bir puanla oturabilirsiniz. Sizin 2 puanınız vardı. Devam edeceğiz bu ne bu yarışmasına. Teşekkür ederim. Masaya da koyabilirsiniz. Şimdi erkeklerden oynamayan kim vardı? Mehmet Ulaş, Emrecan oynamıştı. Oynamayanları alayım. Alperen, Serhat. Kim gelmek ister? Siz de seçebilirsiniz. Aranızda konuşabilirsiniz. Arkadaşlar hazır mısınız? Hazırsınız. Peki. Kelime geliyor. Ben bakıyorum. Süre başladı. Evet, Alperen çizmeye başladı. Tepe, bayrak. Kupa. Mehmet Ak. Evet. Bardak, ayak. Türk kahvesi. Fincan. Evet, çekin. Devam. Fincan. Çok iyi. Fincan. Fincan. Evet. Bravo. Güzel evet. Dudak okuma. Bir de bir. Aferin. Gel. Çok iyi çizdin. Son ana kadar anlamadık. Son ana. Dumanları yapana kadar çizdi ya. Dumanları yapana kadar anlamadık. Geliyor alttan. Tersten çizdi. Duman iyi. Dumanı sonra iyi abi. Evet arkadaşlar, ikinci kelimeniz geliyor. Hazır mıyız? Hazırız. Tamam. Okey, başladı. Evet, çizmeye başladı. Vazo. Ağaç yok. Çay bardağı. Şeker, küp şeker. Şeker geldi, çıkabilirsin. Küp şeker. Küp şeker. Küp şeker. Küp sezer. Küp şeker. 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 Aldım. Lastik, bitti. Okay. Tamam. Şekerdi. Tamam. Evet. Tek kelime arkadaşlar. Okay, zaten tek kelime. Okey. Çünkü yapacağım. Okey. Evet. O zaman çakmadan önce... yapamıyorum. Bir de yapabilsem. Küp yapacağım. Sezer diyor ya. Küp Sezer mi? Küp Sezer. Semtin Asi delikanlısı. Peki. Yerimize geçelim. Üçüncü kelime gelecek. Herkes yerinde olsun lütfen. Hazır mıyız? Alperen hazır mısın? Hazır. Hazır olması lazım. Al kardeşim. Evet. Zor bir kelime. Buradan daha yakalayamazsın. Geyik. Ceylan. Sırtlan. Gergedan. Bravo.
Gergedan. 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 Ger. 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 Gergedan. Heh. Bravo. 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 Harika. Tebrik ediyorum. Arkadaşlar erkekler takımı 5 oldu. Kızlar takımı 1 ama onların daha ikinci turu var. Tebrik ediyorum. Yerinize geçebilirsiniz. Çok iyi. Harika şu. Çok samimi söylüyorum. Özellikle Gergedan'ın çizimi de çok tam patlamalık bir müzik. Bravo. Bravo. Yani çok zor bir kelimeydi. Merak ettim. İmkansızı başardım. Ben çizemezdim. Şu müzik efsaneymiş ya. Ben de merak ettim. Tamam. Peki kızlarla devam ediyoruz. Erkekler oturabilir lütfen. Hazır mısın? Hazır. Hazırsan başlıyoruz o zaman. Evet, süre başladı. 2 dakika içerisinde kulaklıklı Ekin Şivan'ın tahmin ediyor olması lazım ama önce sen... Ay bir dakika yapamadım, dur. Uzay mekiği. Hayır, 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 dur. Gerçekten çok hızlı ya. Evet. Çabuk, 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 çabuk. Öyle değil mi? Şimdi... İyi gidiyorsun. Evet. Ütü. Ha. Bravo. Çekebilirsin. Devam. Ütü. 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 Uyuz. Ütü. Ucu. Ü. U. Ü. Ü. Elinle yap. Elinle. Ütü. Elinle göster. Elinle göster. Yapabiliyorsun. Ütü. Tamam bile. Bir daha. Ütü. Bravo. 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 Ütü nasıl çizilir abi? Uyuz. Uyuz dedi ya. Elinle gösterebilirsin. Her şeyi yapabilirsin. Ama ben renkle gösterebilirim. Çizim böyle kulağıma falan diye. Meme Emrecan çizerdi. Bak şimdi. Evet. İkinci kelimeye hazır mısınız? Bak çok iyi. Bak yüzün gülmeye başladı. Bravo. Hazır mısın? Hazırım. Süre başladı. Ne oldu bari elim bozuldu? Bozulmasın. Vazo. Aa, Çay bardağı. Oo. Kova. Su dolu. Bardak. Bardak. İçecek bir şey. Meyve suyu. Meyve suyu, kahve, çay, çorba. Çorba. Neyi? Bardak çorba. Yok. Ne bu? Yanında tost mu var? Tost var. Tostun yanına ne gider? Çay gider, kahve gider, meyve suyu gider. Ayran. Ha? Yok. Ayran. 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 Elinle göster. Ayran. İç. Elinle. Ayran. 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 Nasıl? Ayran. Ayran. Çalkalıyorum. Ne diyorsun? Söyle. Ayran. Ayran çalkala. Çalkalama. Çalkalama. Bildi, bildi. Bildi, bildi, bildi. Bildi, bildi. Ayran dedi. Ayran çalkala dedi. Tamam. 2'de 2. 2'de 2. Çalkala ne? Evet. Çok iyi arkadaşlar, pardon, çok iyi. 2 puan aldınız. 5-1'de 5-3 oldu bile. 5-1'de 5-3 oldu bile. Evet. Çalkala, çalkala, çalkala. Süre başladı. İlk çizimle. Elini kirletme. Güzel çiziyor. Yastık, yorgan, güzel yatak. Güzel çiziyor. Ekmek, hamburger. Ne? Nasıl yani? Kedilerin oynadığı bir şey mi? Tırmık... Ne? Abi nasıl... Yo yo, sen iyi gidiyorsun. Ben... Türet, türet. Elini yapamıyorum. Eğme yok. Sen iyi gidiyorsun, o anlamda. Sen iyi gidiyorsun. Silme bence. İki el var. Bence çizme, silme. Ne o? Bir dakika gitti yalnız. Hadi ne dedin? Makarna. Maklı bir şey mi? Bir dakika dur. Ben bulacağım onu, dur. Çabuk hamburger. Yavaş yavaş, acele etme Merve. Kedi maması. Mama kabı. Ne? Bilmiyorum, istemeyeceğim daha. Son 15. Kanka hadi ya. Bence onu bir kedi daha çiz. Ya hadi ya. 9, 8, 7, 6, 5, kafes, 4, kafes, 3, kafes. 2, 1, ne 0, 0, 0, 0, 0. Yün. Güzel çizdi, şimdi düşün. Evet, kediler oynar falan, yaklaşımlar güzel. Bilmedim, hiç kullanmadığım şeyler oldukları için. Yün. Sana kadar gelmedi yün. Ama. Sana kadar gelmedi. Koyun çizseydin ya oraya. Evet ya. Çok zor ya. Kısmet, buyurun efendim. Buyurun efendim, oraya koyabilirsiniz. Tebrik ediyorum, tebrik ediyorum. Şimdi ne oldu? 5-3 oldu. Daha zor şeyler olsaydı kazanırdık, bir basit şeyler çizemedik. 3 defa. Koyabilirsiniz senin yere. Falan. Arkadaşlar, şimdi size biraz zaman veriyorum. 3. tura geçeceğiz. Aynı oyunu oynayacağız. Ama en iyilerinizi çıkarabilirsiniz. En iyi üçünüz kimse çıkarabilirsiniz buraya. Erkeklerle başlıyoruz. Aynı yere. Üçünüz.
Anlatsın sen dinlemeye istersen. Dinlemiyor. Hı. Buradan bakıyorum sen de. Tamam. Ben şimdi de üçünüz oynayayım. Duda kokur musun? İyi. Ben kokur ya. Ulaş, dinlemen gerçekten iyi mi? Yanlış anlama salyan kokur. Zor bir şey yani. Sen iyi çizdin. İyi çiziyorum. Evet, sen iyi çizdin. Ben hiç anlamadım. Ben anlayayım bari. Tamam. Sen anla. Ben çiziyorum, sen anlıyorsun. Ben sesle de çıkabilirim. Ben hiçbir şey çıkmayı düşünmüyorum. Sarınızı halledin valla. Ben yorgunum. Tamam işte. Ne de anlayan başka iyi var mı? Aynen tamam. Evet, üçüncü turla devam ediyoruz. Erkekler takımı en iyi üçlüsünü çıkardı. Alperen çizecek. Mehmet tahmin etmeye çalışacak. Anlayıp anlatacağım. Yani. İnşallah. Ve Ulaş da bakalım golü atacak mı? Hazır mısın? Dakika. Hazırım. Kelimeyi. Asla. Oradan...
Hazır mıyız? Evet, hazırız. Size ne oluyor? Heyecan. Heyecan, hayır tamam mı? Bilirsin söyle. Süre bitiyor. Bitmiyor. Ne? Ne yapayım ama? Bişte! Tamam. Ya ben heyecanlandım ya. Evet. Terledim vallahi billahi terledim ya. Bu çok önemli sizin için. Durum 6-5. Evet. Eğer bu kelimeyi bilirsen ve anlatabilirsen tabii ki. Bir daha. Evet, eşitlik olacak. Yapacağız. Eşitlik olacak. Aynen öyle, tamam. Yapacağız. Hadi bakalım. Evet. Hazır mısın? Hazır olduğun zaman. Hazırım. Tamam. Lütfen anlatırken özellikle tezahürat yapmayın. Tamam, tamam. Çünkü haksızlık oluyor. Tamam. Son 15. Tamam sizin. Oo, o zaman kapı. Kapı, geçit. Bir daha biraz daha çiz. Derinlik ver. Buzdolabı. Tamam. Buzdolabının içindekiler mi yine? Tamam, ekler, mandalina, muz. Buz. Bravo. Buz. Bana bak. Buz. Buz. Ya. Bravo. Bravo. İşte şimdi heyecanlandım. Tamam, güzel. Altı altı. Altı altı. Seni bir ara Evrecan. Tamam. Çok iyi. Evrecan sandım. Sen harika. Ne oldu dedim. Şimdi şöyle yapacağım. Elimde arkadaşlar, onu söylüyorum. Tek bir kelime anlatacaksın. Ama ben sana üç kelime vereceğim. Hangisini arzu ediyorsan onu söyleyeceksin. Okay. Anlaştık mı? Siz de duydunuz mu? Bir kelime değil mi? Evet. Ben size üç kelime göstereceğim. Hangisini arzu ediyorsan onu. Tamam. Size bırakıyorum. Tamam. Sen karar verdin dediğin zaman ben süreyi başlatacağım. Tamam. Tamam mı? Bir şey sorabilir miyim? Tabii. Seçmek zorunda mıyım? Yani ben seçtim, anlatamadığımı düşündüm veya anlamadı. Değiştirebiliyor muyum çizimimi de o sırada? Kelimeyi seçtim. Tamam. O da oldu. Tamam. Tamam. Anlaştık. Üçünü de aklında tutacaksın o zaman. Sıkıntı yok. Tamam. Anlaştık. Anlaştık. Tamam. Onları da aynı şekilde anlatırım ben. Tamam. Peki, hazır mıyız? Evet, hazırız. Evet, bu oyunun final turu. Eşitliği bozmak için şu anda durum 6-6. Bakalım beni takip et evinin ikinci oyununun galibi kim olacak? Hazır mısın? Hı hı. Sen tamam dediğin zaman başlatacağım. Düşün, onlara da aynı şeyi yapacağım. Okey. Üçünü de tuttun mu aklında? Tamam. Hangisini istiyorsan anlatabilirsin. Tamam. Başla. Fincan, çay, kahve. Devam. Kahve. Evet. Kahve. Bravo. Evet.
Çok güzel. Güzel, çok hızlı konuştun oldu. Konuştun mu? 20 konuştun saniyede bitirdiniz işi. Konuştum. Kahve dedim, dedim. Evet kızlar, buyurun erkekler oturabilirsiniz. Ne zaman istersen. Bir bak. Bak, istediğin zaman kelimelerin değiştirip istediğini anlatabilirsin. İlk sen hisset. Ama aklında tut, bir kez daha göstermeyeceğim. Bir dakika, düşünüyorum, bir şey düşünüyorum şu an. Ha tamam, tamam, tamam. Seçtim, seçtim. Tamam mısın? Okay, evet, seçtim. Bak, dediğim gibi yolda fikir değiştirebilirsin. Onun için üçünü de aklında tutmaya çalış. Baktın o olmuyor, ötekini anlarsın. Ha. Ben kabul ederim. Öyle onlara mi? Da aynı şeyi söyledim. Ha, evet. Tamam, anlamazsa değiştiriyorum. Değiştirebilirsin. Okay, üç tamam. Kelime. Tamam. Hangisini istiyorsan. Hazır mısınız? Hazırız. Hazırmış. Başla. Şöyle başladı mı? Şimdi başladı. Araba. Tekerlek. Devam. Tekerlek. Çok süren var, rahat ol. Top. Ha. Tekerlek. Arabayı yap, arabayı yap. Araba sür. Araba. Tekerlek. Bravo. Bağırma kız. Evet, bir dakika içerisinde anlatıyorsunuz. Bu kızlar için de geçerli olacak. Kelimem bu. Okey. Başla. Muz, patlıcan. Patlıcan. Muz. Patlıcan. Patlıcan. Mor. Patlıcan. Patlıcan, patlıcan. Son 30. O ne ya? O ne abi? Bu patlıcan, değil mi? Yarısı, karnı yarık. Devam. Karnı yarık. Karnı yarık. Karnı yarık. Bağır, bağır. Karnı yarık. Karnı yarık. Evet be. Bravo. Güzel, bravo. Onu yap diyecektim ben de sana. Bravo. Evet, hazır mısınız kızlar? Evet. Peki, ilk kelimeyi anlatıyorsun. Başar kanka, seçmiyor muydum üçünün içinden? Yok, onları da seçtirmedim. Olmazsa ikinciye devam edeceğiz. Tamam. Tamam mı? Tamam. Hazır hissettiğin zaman ilk çiziminde süreyi başlatacağım. Tamam. Süren bir dakika. Hazırım. Başla. Tabak. Omlet. Civciv. Çok İnce zor, bir çok şey zor, o. Çok zor. Yok be. Çok zor. Kuş. Patlıcan. Ne, yemek hiç mi ya? Çizemiyorum bile bunu yani. Çok zor. Değiştirebilir miyiz kelimeyi? Çizemiyorum. Artık. Gerçekten. Maalesef. Son 20. Yani. Ama değiştirebilirdik hani. Hayır, ama onlara da öyle yaptım. Ama nasıl anlatacağım ben bunu? Tek bir kelime verdim. Hızlandırılmıştır dedik. 10 saniyen var zaten. Boş ver ya. Gitti ya. Yok yani. Abi, imkansız. Elti. Olsun be kanka. Ne yapayım? İlk oyunu kızlar takımı kazanmıştı. Evet. İkinci oyunu erkekler takımı kazandı. Durum 1-1 olduğuna göre üçüncü oyunda eşitlik bozulacak ve günün galibi ortaya çıkacak. Bunun kim olduğunu ben de merak ediyorum. Kritik yapın diye birazcık sizi yalnız bırakıyorum. Ondan sonra üçüncü oyunda tekrar yanınızda olacağım. Tamamdır, görüşürüz. Eyvallah. Ter içinde kaldım. Ama kızlar böyle bugün süperdiniz yani. Oyun var ya, benim yüzüm uzadı yalnız. Tabii. Ben ikinci bir çıktım ya, orada bir... Ben seviniyorum şu an geldiğinizde, yoksa ölme şişeyim, ölme uzayacak bu oyun. Abi bir de üçüncü formaliteden oyun oynamak bana göre değil ya bir de. Yani dün mesela biz üçüncü oyunu gerçekten hani... Bence de hiç gerek yoktu ya. Daha... O haftalık sıralamaya etki ediyor diye özellikle oynadım. Mesela oldu da bütün oyunları kazandım. Hani geçen sefer de oldu mesela. Hani üst üste bak mesela şey oyununda, top oyununda. Ben üst üste tak tak salladım mesela. Ayşenur. Bir puanla yani. Bak. Okey. Tut bunu. Kansan o taraf, ben bu taraf. Normalde gidiyorsunuz şu an. Yeah. Ne oldu? Bir de şeyi öğret. Şöyle yapıyorlar ya. O hareketi bilmiyorum ya. Sen de görüyorsun. Şey. Yok, senin dediğin şu. Sen göstersen sana. O hareket. Şu. Bu arada ya. Hayır. Şu. Bak bak. Bu tarafa doğru yap. Ya göstereyim sana. Kamera. Hadi Serhat. Adam sus sen. Geri geri. Serhat çekiyor. Olmuyor mu? Kızlar birlikte. Hadi. Versenize. Arkadaşlar. Bardağınızı yıkasanız. Verir misiniz? Geliyor. Hayır. Abi o yapılır mı? Neden? Müşra ne yaptın be? Şimdi durumu bir özetleyelim izleyenlerimize. Biliyorsunuz ilk oyunun galibi kızlar olmuştu.
İkinci oyunun galibi. Ne alkışlıyorsunuz? Erkekler oldu. Eşitlik var zaten. Ay, biz kazandık diye bir durum yok. Şimdi arkadaşlar, şimdi göreceğiz. Bakalım günün galibi kim olacak? Çünkü üçüncü oyuna geçiyoruz. Tamamen bir şans oyunu. Tamamen bir şans oyunu arkadaşlar. Şimdi oyunun kurallarını anlatacağım ama önce yarışmacılardan şöyle bir ricam var. Gördüğünüz gibi burada 10 adet kutu var. Her bir yarışmacıya bir kutu düşüyor. Lütfen herkes kutusunu alsın, yerine otursun. Aynen bu kadar. Ben alacağım. Kapakları açmak yok. Kapakları açmak yok. Lütfen kızlar bu tarafa, sağ tarafa, erkekler de sol tarafa. Ay, o da nasıl? Son kalanı bana getirir misin? Hayır, bu nasıl şans olur ama yani şu açmak an yok. Açmıyorum. Şimdi kural çok basit arkadaşlar. 10 adet kutu var. Her birinizin kucağında bir kutu var. Tamam. Şimdi bir şey yazıyor. Bu kutuların içerisinde bildiğiniz balon var. Şişmiş balonlar var. Farklı renklerde balonlar var. Bazıları iki mavi çıkabilir. Onlara takılmayın. Ama bir adet kırmızı balon var. Ah. Evet. Bir adet kırmızı balon var. O kırmızı balonu kim çekerse takımı kaybeder. Takım kaybeder. Evet. Kimdeyse. Tamam. Eyvah. Bu kadar. Çok ciddi bir şans oyunu. Evet, tam bir şans oyunu. Üçünün arasında kaldı. Beraberliği bozmak için. Kısa da bir oyun bu aslında. Şimdi kim başlamak ister? Ben başlayabilirim. Kesin kırmızı yaşayacağım. Evet. Sen bunu sen başlama. Sen mi başlamak istersin? Evet, bence kızlar başlasın ya. Hayır, kızlar başlasın. İlk kim kutusunu açmak ister? Alperen de. Aç kurtul ya. Aç kurtul. Sen mi açmak istersin? Emrecan. Peki, Emrecan açıyorsa... Bekle, burada açma. Emrecan açıyorsa bir sonraki kutuyu herhangi bir kız arkadaşımız açacak, tamam mı? Kızlar takımından biri açacak. O zaman hazır mısın Emrecan? Hazır. Ne diyorsun? Kırmızı mı çıkar? Kırmızı çıkar. Kırmızı çıkarsa bitiyor çıkar. Oyun. Tamam işte, bitiyor. O anda kızlar takımına veriyoruz. Olsun. Hani böyle iyi bir şey değil mi? 1-0, 1-1 falan yok mu yani? Nasıl? 1-0, 1-1 yok. Direkt biter iş. Tamam. Ben de. Kırmızıyı mayın olarak düşün. Oturduğu yerde. Olay patlar. Olsun. Ben yine de kırmızıyı bulmak istiyorum. Oturduğu yerde tabii. Evet. Yavaş yavaş. Kırmızı çıkmayan kendi önünde patlatabilir mi ya? Çok eğlenceli bir görüntü olur. Evet. Ay, bakamayacağım. Ama var ya, onda bir olasılık daha tutturursa... Hayattaki en büyük korkularımdan biri de balondur. Hazır olduğun zaman açabilirsin Emrecan. Hiç açmıyorum. Kardeşim. Haydi Allah, hasbinallah! Bismillah, mavi çıktı! Mavi! Kazan karıcığım! Sorun yok! Tamam, mavi! Tamam. Korktu mu? Şimdi kızlar... Havana yapıştı. Sıra kızlarda... İkinci kutuyu Ayşenur açmak istiyor. Açtım. Herkes tamam mı bu konuda? Tamam. Sıra Ayşenur'da. Bakalım kırmızı balon kimde? Ayşenur, aç hemen. Ayşenur, ayağını kalkıp bakıyorum. Evet. Kırmızı sana dönüştür olan. Yes. Göster, kırmızı değil. Ah, Ayşenur, patlatabilir misin? Nasıl istiyorsun? Bir saniye ama. Tamam mı? Dur patlatma ya, vallahi hiç gerek yok. Henüz kırmızı balonu bulmadık. Emrecan'dan çıkmadı, Ayşenur'dan çıkmadı. Sıra erkeklerde ve Mehmet diyor ki sıra bende olsun. Tamam, Mehmet açsın. Ay, ben Mehmet'e girerim. Evet, sıra Mehmet'te. Mehmet kutusunu açıyor. Ben çok kötü olurum, ben açarım. Ben öyle bir durum. Ben şuradan baksana. Ay, kırmızı vallahi, kırmızı. Vallahi. Ne oldu? Kendin korkuyorsun oğlum. Yeşil. Değil. Çok iyi. Değil. Çok kötü. İrem açıyor. Kimdi o ya? Balonlarınızı patlıyor. Üçüncü patlayan benim ödüm. Pembe! Pembe! Pembe'yi bulmam bile çok bayağı bir şey. Pembe. Peki. Bence ikinde ya. Üç kutu açıldı. Henüz kırmızı balon ortada yok. Bravo! Ya abi, ne yapıyorsunuz ya? Çocukluğumuzu yaşayamadık biz. Bu yüzden. Evet. Bütün balonlar patlıyor. Şimdi erkeklerden... Açıyorum. Emin misin sen? Ben en son açacağım. Ben de. En son açacaksın, sen de çıkacaksın. Erkekler arasında kaybedin. Serhat açıyor, tamam mı? Serhat açıyormuş. Tamam mı? Açmaya gerek yok. Not tepkiyle. Ne dedin? İstediğin zaman açabilirsin. En son zaten sende kalır. İnancım açtım. Tepkiyi vereyim ben. Lütfen bana bunu yapma. Eğer kırmızı çıkarsa senden vallahi çok acayip vereceğim. Serhat. Aç. Ben bir göreyim, tepkiyi vereyim kardeşim. Sakın. Satmayalım. Serhat! Değil. Yok, kırmızı sandım. Yaklaşmışım ama. Bir dakika. Şimdi kaç kutu açıldı? Toplam 4 kutu açıldı. Sıra yine kızlarda. Şu açsın ya. Kim açmak istiyor kızlar? Şurada kırmızı. Kim kaldı? Merve kaldı. Dörbaya kaldık. Kaldı. 5'te 3 ihtimalle, 5 ihtimal bizde. Onların çıkma olsa daha yüksek. Ki vişne kızım. Ben olasılık, olasılık. Bak, 1, 2, 3. Dördüncüyü açma. Bir şey söyleyeceğim. Büşra ile... %60 sizde, %40 bizde.
Net sende ya, net sende. Doğru. Kim açıyor? Şu an ya da ben açıyorum. Ben açıyorum. Peki, Ekin Şiva açıyor. Bitkiye gidebiliriz. Evet, bence çıkacak. Bence o kadar eminim ki Ekin de çıkacağını. Dikkat edin, patlayacak. Ne renkler var bilmiyorsun ki. Ne fark eder? Kırmızı önemli. Aç ya. Platon. Açamıyorum. Korkmaya çalışıyorum bence de. Valla açamıyorum. Elim gitmiyor şu an. Açayım mı ya? İstiyorsan açma. Ben açacağım. Ben açıyorum. Bir dakika. Yapma. Şimdi kaç kutu açıldı toplam? Hadi çıkmadı ha. Evet. Alperen de, Alperen de. Ben açıyorum. Olur açar mısın ya? Ben açıyorum. Ulaş açmak istiyor. Tamam mı? Açıyor. Aç bakalım. Yapma be Ulaş. Ulaş hadi. Hadi Ulaş. Ben hiçbir şey hissetmiyorum. Boş çıkacakmış gibi. Hayır boş çıkacakmış. Böyle bir ihtimal mi var? İki ihtimal hadi, var. Hadi. Yasanda yok, ya bende. Hayır bir de iki tane daha var. Olur mu daha var? Hayır var. İki tane yok. Üç tane var daha ya. Aç hadi çabuk. Bir. Aç, hadi iki. İki. Hadi. Yok o bir ooo yapın biraz. Ya. Hadi. Olamaz ya. Ben de. Vay be ya. İyice kırıl çok heyecanlı. Yine mi şanssızız ya? Kimlerde kutu var? Açılmamış kutuda. Alper, havaya kalksın lütfen. Kimde var? Bende kaldı sadece. Erkek olarak bir tek sende mi kaldı? Evet. İki de kızlarda kaldı. Hala olasılık onlarda. Açılan kutuları yere bırakalım. Evet onu diyorum ya. Onlar kafa karıştırıyor. Açılan kutular yerde kalsın. Dövsene. Teşekkür ederim. Olmadı çünkü dur. Aynen bunları da atalım. Lütfen biraz daha dur. Atalım derken kutu işte falan değilsin. Tamam ama yapmayın. Evet kim açıyor? Sıra kızlarda. Evet. Sıra kızlarda. Müşra da kız olduğunu düşünüyorsun. Evet ben kırmızı düşünüyorum. Müşra ben sana demiştim bakma, sen de diye. Bakma. İstediğinse Müşra açacak ister baksın. Bir de açabilir ki kendi bakabilir. Kendi bakamaz. Müşra açıyorsun ona göre. Ama ben açıyorum. Öyle bak. Açarsın ya. Öyle bak. Evet gibi ya. Ya dedim ben. Ya yapma ya. Hayır. Değil. Haydi kenetler. Çekilin oradan. Değil. Benim tahminlerim. Aycan aç. Ben çıktım. Bir dakika. Nasıl sona bırakın? Bu kadar. Değil mi? Aylanda. Gelin yanıma. Gelin yanıma. Dur. 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 İki kutu tam kaldı. Tam. Ve sıra sende. Ayarlansa böyle erkeklerde. Aynı anda açalım mı? Aynı anda açalım. Bir dakika. Aynı anda. Nasıl açıyorum? Aynı anda açalım. Nasıl açıyoruz? Pozisyon belirli. Bayağı kapı açıyoruz. Ha? Payacağız. Aynen böyle mi? Böyle nasıl? Böyle mi? Ya nasıl? Böyle mi? Olma. Ol olsun. Ol. Hadi. 10. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ay bu çok şirin. Ay çok şirin. En son açtın en son. En son açacakmış. Al. En son açacakmış. Alperen ne oldu öyle ya? Alperen gel. Hayattaki bütün şansın. Şu kameraya bak. Şu kameraya benim dediğimi söyle. Tamam mı? Kulağına söyleyeceğim sen de oraya söyle. Hiç değiştirmeden. Ve bugünün galibi kızlar takımı oldu. Arkadaşlar 2-1. Şans oyunuydu. Teşekkürler bu arada. Ama için. Beni takip ediyorlar seyirciler. Önemli ona diyorsun. Alpican Yılmaz. Ya çok eğlenceli olmadı mı? Evet. Sonunda çıkması. Vallahi ilk çıksaydı çok güzel. En sonunda çıkması. Hakikaten aynı çıksaydı. Evet ya bitti oyun falan. Alperen en son ben açacağım dedi ama orada. Hissetti evet. Orada hissetti. Hissetti mi? Peki arkadaşlar bence çok eğlendik ya. Evet ya. Aynen. Vallahi çok İyi eğlendik. İyi kazandık ben bu sana. Şimdi ne olacak? Birazdan kızlar takımına güzel bir hediye gelecek. Evet. Birazdan Doğa Bey burada olacak ve Doğa Bey'in sorusuna doğru cevap vereceksiniz. Yani tweet atacaksınız biliyorsunuz. Yine sosyal medyayı kullanacaksınız. Bakalım hediye ne ve kim alacak? Hadi ben gidiyorum. Doğa Bey de geliyor. Tamam. Hadi görüşürüz. Çok eğlendik. Görüşürüz. Bir ortam vardı. Metin evet şu an huzura böyle kavuştuk ya. Aynen gerçekten ya gerçekten. İyi ki yendiniz ya. Evet yarın ya bir daha yedin. O zaman ne yapıyoruz? Bunun üstüne soğuk su içiyoruz. Harbi ya su getirsene içelim. Oh. Şimdi kafamızda bir şey yok. Bizde dün oluyordu şimdi. Soru gelecek ama ne gelecek falan diyeceğim. Arkadaşlar herkes bardağını yıkasın. Bizim için gün bitti gibi ya böyle. İzliyoruz artık. Su versenize. Arkadaşlar. Bardağınızı yıkasanız. Verir misiniz? Bardağınızı yıkasanız. Ya yıkadım orada yıkadınız. Geliyor. Hayır. 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 Neden? Ben orada blok. Ne yaptın? Ben blok.
Oo, sıra sıkan oldu bence. Abi yaptığın hiç komik değildi, ben sana söyleyeyim. Hiç komik değildi hatta. Ama sen yaptın, ben yapmadım. Ben yapmadım. Sen araya girmesen hiçbir şey olmadı. Ben bir şey yapmadım. Hiçbir şey olmayacaktı. Ama bir saniye, burada da bir oldu. Aynen, ilk sen başlatmıştın savaşı Merve. Programda günün en eğlenceli taraflarından biri bana düştü. Onun için çok mutluyum bu programda. Evet, güzel yarışmalar oldu. Bu defa kızlar tarafının yüzü gülüyor. Kızlar tarafının yüzü gülünce biliyorsunuz programda doğal olarak onların takipçilerinin de yüzü gülecek. Elimde toplarınız var. Dün oynadığınız topu getirmiştim. Bugün de yine basket attığınız topları getirdim. Topları ortaya bırakacağım. Bunun fotoğraflarını çekeceksiniz. Sosyal medyada hesaplarınızda paylaşacaksınız. Ve topların sayısını ilk doğru olarak bilen takipçiniz sürpriz bir ödül kazanacak. Hafta sonuna kadar sürprizleri açıklamayacağız. Cuma yayınımızda açıklayacağız. Özel tasarım bir ürünü hafta boyunca doğru tahminleri, doğru cevapları veren tüm takipçileriniz kazanacak. Evet, sorumuz çok basit. Bu fanusun içinde kaç tane top var? Birer birer sayarak biz koyduk. Net sayıyı biliyoruz. Siz sadece bu tahmin için fotoğraflarını çekeceksiniz, paylaşacaksınız. Sosyal medyada bu küçük yarışmayı yapacaksınız ve doğru cevapla gerçekten şık, güzel bir ödülün sahibi olacak takipçilerinizden biri. Evet, bırakıyorum ve bol şans diliyorum takipçilerinize. Görüşmek üzere. Teşekkür ederim. Sağ olun.